Bayanların Güler Yüzlü programı Açelya ile Gülümse Hayata programında bugün Açelya Akkoyun'a mutfakta Şef Mehmet Gezer eşlik edecek. Tereyağlı, portakallı bonfile, dana kaburga ve dana pirzola tariflerinden oluşan et şöleni için şimdiden kalemi kağıdı hazırlayın. El işi bölümünde ise Tülay Babacan pratik örgü şal yapımını uygulamalı olarak anlatacak. Az sonra psikolog Üstün Dökmen'le mutluluk konusunu masaya yatırıyoruz. Kişi gerçekten küçük şeylerle mutluluğu yakalayabilir mi? Ailemi mi yoksa yüreğimin sesini mi dinlersem daha mutlu olurum? Eşim tüm özel günlerimizi unutuyor yoksa beni sevmiyor mu? Açelya Akkoyun soracak, psikolog Üstün Dökmen anlatacak. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Öğretmenim, efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. En sevdiğimiz öğretmenlerimize kocaman sevgiler ve öpücükler, saygılar göstererek bugün programımıza başlıyoruz. Açelya ile hayata gülümseyeceğiz. Birlikte harika bir program yapacağız. Sevgili şefim bizle birlikte ama bugün hashtag'i en sevdiğim öğretmenim. Lütfen en sevdiğiniz öğretmeninizi, hangi branşta olduğunu ve neler hissettiğinizi lütfen bizimle paylaşın. Çünkü öğretmenlerimiz bir gün değil, bir ömür anılası, saygıdeğer, elleri öpülesi, gülümseten bizi değerli insanlar. Bana bir şey öğretenin bin yıl değil mi kölesi olurum derler. Bir öğretmenin düşünebiliyor musunuz? Hakkı ödenmez. Bütün öğretmenlerimizin tekrar tekrar Öğretmenler Günü kutlu olsun efendim. Ve hemen stüdyoma dönüyorum. Mehmet Gezer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Aslında bugün Mehmet Bey'in de günü sayılır. Bugün bize Mehmet Bey eti öğretecek efendim. Estağfurullah. Evet evet, biz çok önemli bir bilgi şey. Bilgi paylaşımı diyelim. Evet. Yani öğretmek tabii ki bugün Öğretmenler Günü. El öpülesi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten eklemek kutluyorum. Onlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şüphe yok ki bir milletin büyümesinde, gelişmesinde ve refah seviyesinin yükselmesinde öğretmenlerimizin emeği çok çok fazladır. Onlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Vallahi biz de teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey ile bugün eti konuşacağız. Etle ilgili bilgiler alacağız. Burada şallar yapacağız. Üstün Dökmen hocamız bugün bizlerle birlikte bilgileneceğiz. Doğruları öğreneceğiz. Doğruları uygulama yöntemlerini öğreneceğiz. Harika bir program bizi bekliyor. Ben hashtag'imin cevabını vermek istiyorum. Benim en sevdiğim öğretmenim bütün öğretmenlerim. Ama tabii ki içinde ister istemez yıldızlı öğretmenlerimiz de olmuyor değil desem doğruyu söylemiş, doğru söylemiş olurum. Mesela Müşfik Kenter, Allah nurlar içinde yatsın. Bir ömür onun o mavi gözlerinin duygusu beni ışıl ışıl yapacaktır. Sevgili Türkçe öğretmenim Sevil Uykucu vardı. Bugün oyuncu olduysam onun sayesindedir. Onun da katkıları çok büyüktür. Ve tabii ki annemiz, babamız, sevdiklerimiz evet, bize en büyük öğretmenler. Senin var mı böyle sende iz bırakan öğretmenin? Ya şüphe yok ki Arif Kurban benim tarih öğretmenimdir. Yani kültürümüzle ilgili, tarihimizle ilgili birçok şeyi uzun dönem bizim öğretmenliğimizi yaptı ortaokul çağlarında. O aynı anda bir aile dostumdu benim. Bir büyüğüm de sadece öğretmenim değildi. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Arif Suna vardı. Keza aynı şekilde. Benim yine öğretmenlerim. İlkokul öğretmenimdi o. İlkokul. Yani insan bazı şeyleri unutmuyor. Hayatına giren evet, insanlar evet, işte. Bütün öğretmenlerimiz çok öğretmenim kıymetli. İlkokul öğretmenini evet, kimse unutmuyordur. Lise çağlarında tabii öğretmen sayısı, ders sayısı arttığı için öğretmenler böyle unutulabiliyor ama
İlkokul öğretmene ilk eğitim yani A harfini öğreten kişi asla unutulmuyor. Aynen öyle. Bir de dediğin gibi bütün öğretmenlerimiz çok kıymetli ama çocuğun o halki durumu, o anki ruh hali de bazı öğretmenlere olan ilgisini daha da arttırabiliyor. Bütün öğretmenlerimiz çok kıymetli. Hepsini tekrar saygıyla selamlıyoruz. Ölmüşlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah diyoruz. İnşallah. Ve Mehmet Gezer, siz çok önemli bir restoranın, Şazeli'nin aynı zamanda et şefisiniz. Nasıl hocam, biz bu etle ilgili davamızı biz devamlı bir geziyoruz, arıyoruz, kasaptan alıyoruz, nereden alacağız, kafamız karışıyor, bir ara diyoruz kuzu mu alalım, koyun mu alalım, biz tam olarak et nedir, yani etin alınması, doğru alınması nedir? Ya şimdi biz eti seven bir milletiz. Dolayısıyla bildiğimiz şeyi tüketmek, bilinçli tüketim arttığı zaman bizim için daha verimli sonuç elde eder. Bu üretim açısından da böyledir, tüketim açısından da böyledir. Et alırken de bu husus çok çok önemli. Et seçerken ne yapacağımız yemek çok çok önemli. Yani böyle rastgele gittim işte tezgahtaki en pahalı eti bana verin, bu en iyi bir sonuç versin. Bu algı tamamen yanlıştır. Yanlış değil mi? Doğru et seçimi çok önemlidir. Biz ne yapacağız yemek, örneğin bugün dana kaburga yapacağız. Dana kaburga yapacağız. Hadi başlayalım, hem sohbet edelim. Dana kaburga yapacağız bugün. Evet. Yani dana kaburgayı niye seçtim bugün? Birçok misafirimiz bu dana kaburga ile ilgili soru soruyor. Pek çok spesiyel evde yapılabiliyor. Ama bu dana kaburgada çok gizem olduğu için, ya fırın mantığı için içine girdiği için biraz zorlanıyoruz evde. Aslında çok basit bir iki yöntemde bugün göstereceğim. Öyle mi? Yani şimdi burada Mehmet Usta çıktın, televizyonda anlatıyorsun bunları, bize anlatıyorsun. Yani profesyonel ortamda bunu yapabiliyorsun ama. Biz bunu evde nasıl yapacağız? Bunu bize bahseder misin? Evet, bugün onun için geldik. Evde hanımlar veya beyler bu işi nasıl yapabilirler? Birkaç pratik yöntemden bir tanesini bugün göstereceğim. Tamam. İhtiyacımız olan çok şey yok aslında. Çok az böyle bir sıradan bir... Efendim, dana kaburga yapıyoruz. Doğrudur değil mi usta? Dana kaburga. Ya asad olarak biliniyor ama ben yabancı kaynakta çok fazla kullanmıyorum. Evet, bilineni dana asado. Dana? Asado. Asado. İsmi asado. Asado. Dana asado ismi. Ama ben genelde yani açıklayıcı olsun diye böyle Türkçe karakterleri yanında kullanıyorum. Bu bildiğimiz dana kaburga. Ama öyle klasik bir dana kaburga değil. Şu doku yapısından size biraz bahsetmek isteyeceğim. Hocam, mozaik gibi yani. Değil mi? Yani aslında bunu farklı kılan özellik de bu. Yani şöyle ya bir şey bak. Düşünün ki sizin için özel masaj görmüş. Doğal bir masaj görmüş bir et alıyorsunuz. Ve bu size sunuluyor veya siz pişiriyorsunuz. Kendinizi ne kadar özel hissedersiniz? Çok. İşte bu ette de o kadar özel hissedebilirsiniz. Çok özel hissederim. Ette pek çok çeşit var. Yani hayvanın vücudun bütününe biz karkas diyoruz. Karkas et diyoruz. Kemikli ve et haline, blok halindeki yapıya karkas diyoruz. Ve karkasın içerisindeki en iyi dizayna sahip olan et bu. En hassas olan et bu. Tedariği en zor olan et de bu. Çok doğru söylüyorsunuz Mehmet Usta. Ben bir misafirim için mozaik et diye aradım ben. Bulamadım. Böyle kıpkırmızı buluyorum. Eski buluyorum ama şu... Yani bu masajı bol değil mi? Yağ oranı iyi dağılmış. Yağ oranı iyi dağılmış. Buna mozaik desenini veren özellik nedir? İşte doğal masajdan bahsedeceğim. Hayvanın ön ayağını vücuda bağlayan, evet. Ortalama konuşurum ama o bir tonluk, 800 kilo hayvanı hareket ettiren, tabir yerindeyse beşik gibi oynatan o ayağı vücuda bağlayan hiçbir eklem yok. Hayvanın ön ayağında vücuda bağlayan hiçbir kemik yok. Evet. Etler sinir yardımıyla birbirine bağlı. Dolayısıyla hareketli bir organ olduğu için şu kaburga kemiği, evet. Bunun üzerinde de kürek kemiği var. Yani sırt kısmımızda bizim olan, hayvanda yan kısmında olan bu kürek kemiği var. Evet. Hayvan yürüdükçe bu ete doğal bir baskı yapıyor. Çünkü bu aradaki etin görevi nedir? İki kemik birbirine sürtmesin diye bir süspansiyon görevi görmek. Bu süspansiyon görevi gören et genelde böyle elastik bir yapıya sahiptir. O yüzden nadir çıkıyor. Ama hayvan iyi beslenmişse, iyi bir ırksa tabii bunun dışında. İşte bu et elde ettiğiniz zaman diyorum ya kendinizi özel hissedin. Evet, işte bu ette kendinizi özel hissedin. Tamam. Bu dana kaburga et bulursak dana kaburga böyle kendimizi özel hissedelim. Çünkü aslında ete çok özel bir muamele var. Değil mi, yetiştirilişinden itibaren? Ya tabii tabii, yani bu öyle hani en nadir çıkan et nedir? Bonfiledir. Bonfiledir. Ama her hayvanda iki tane çıkar. Ama bu özel bir olmasına rağmen 30 hayvanda bir tane çıkar. Yani bulması zor. Ya bu, bulduğunuz zaman çok kıymetli. Dikkat edin. Yani güzel pişirmek de önemli. Bir şey sadece tek başına değil. Bu eti bulduk. Et pişirmesi de çok önemli değil mi? Bir pişirmeyle eti Allah korusun mahvedebiliriz de. Tabii tabii. Şimdi yanlış en önemli şey çözdük. Evet. Güvenilir bir yerden etimizi temin ettik. Tamam. Güzel bir et aldık. Ham madde bizim için çok önemli. Evet. Ham madde temin ettikten sonra ikinci aşama. Tamam. Pişirme. Pişirelim hadi. Pişirme aşaması. Ne yapacağız? Bugün ben çok az bir tuz kullanacağım. Genelde yaptığımız da bu. Ben de çok fazla garnitür içerisinde olsun istemiyorum. Restoran mantığı böyledir. Evet. Çünkü bazı insanlar sarımsak sevmiyor, soğan sevmiyor.
Bu olabilir ama siz ne seviyorsunuz? Arpacık soğan. Ben hepsini seviyorum. İki tane atabilirsiniz. Şefim. Tane karabiber atabilirsiniz. Kekik, rozmarin, biberiye, sarımsak, her şey atabilirsiniz. Tamam. Dediğinize bağlı. Eti ters koymamız çok önemli. Tamam. Yani kemiği alta getir, üste getireceğiz ki etimiz pişerken bir su miktarı bırakacak. O su dışarıda kalsın istemiyorum. Evet. Hatta şöyle iyi sarmak için şunu ters çevireceğim. Evet. İyice kapatacağım ki hava tahliye olmasın. Peki bunları biz bulabilir miyiz büyüklerini? Tabii bunlar çok basit. Çok basit böyle bunları elde edebileceğim şeyler. Aman aman bulunmayacak bir şey değil bu. Şimdi bunu birbirine çapraz kapattın ki bir ne tane oluyor? Yeter. Büyük yağlı kağıt. Büyük yağlı kağıt. Asla bakın ben şunu dikkat ediyorum. Eti folyoyla sarıyorum. Folyoyla. Asla bakın çiğ ete, pişireceğimiz bir ete pişirmesek dahi. Hı. Folyo kullan. Folyo kullanın. Folyo tamam. Yok. Tamam anlaştık. Yağlı kağıt, yağlı kağıdın üzerine folyo. Bunu böyle çünkü böyle vücudumuzda ağır metal de biriktiriyor aynı tamam. zamanda. O yüzden yağlı kağıt çok önemli. Artık birçok uzmanımız yorgun kalkıyoruz ya. Niye yorgun kalkıyoruz? Niye hava şartları bizi etkiliyor? Vücutta ağır metal. Onlar da en çok maalesef folyolarda var. Yanlış yemek pişiriminden geliyor. Bu bilgi de çok kıymetli bir bilgiydi. Teşekkür ederim Mehmet Şef. Ben teşekkür ediyorum. Etimizi kapıyorsunuz. Kapıyoruz. Kemik üstte. Şekilde, düzgün bir şekilde. Hafif fazlasını alt alacağım. Dediğim gibi bir tane de yeter ama ben iki tane kullandım ki havam tahliye olmasın. Dediğim gibi et kasıldığı zaman bir miktar su bırakacak. O sudan etin uzaklaşsın istemiyorum. Hmm. Kendi suyunda kalsın, kendi suyuyla pişsin. Çünkü aroma arttırıcı hiçbir şey içerisinden kullanmadım. Dolayısıyla kendi suyunda uzaklaşmaması lazım. Benim için simetri çok önemli. Hani diyeceksiniz ki ya Mehmet Usta çok mu önemli yani bu simetri yapıyorsun ama ete çok önemli. Bence de önemli. Bence çok önemli. Nerelisiniz Mehmet Usta? Antep'liyim. Gaziantep'e selam evet, olsun. Evet Gaziantep'e çok selam söylüyorum. Beni izleyen tüm sevdiklerime de buradan selam iletiyorum. Birçoğu şimdi televizyon karşısındadır. Zaten belki etin memleketi Anadolu. Antep'te yemekleriyle, Gaziantep'te etleriyle değil mi? Etleriyle meşhur bir yer. Yani orada aslında Gaziantep insanı birçok yeri gezme şansım oldu. Gerek Türkiye içine gerekse dünya genelinde. Araştırmacı bir kişiye sahip. Evet. Ama bu tek Antep has bir şey değil. Karadeniz de böyle. Anadolu. İç Anadolu da böyle. Biz yani çok araştıran, çok öğrenmeyi seven, çalışkan bir milletiz aslında. Ya düşünsenize her yörenin kendine has bir yemeği var. Evet. Yani birbirinden Antep, uzak. Gaziantep biraz daha herhalde değil mi? Dünya mutfağına çok yakın. Sanki onlar biraz daha böyle. Doğruyu söyleyeceğim. Ben de Antepli değilim yani. Gaziantepli olmayıp bunu söylüyorum. Bu arada kaburgamızı sardık değil mi onu güzelce? Evet şimdi sardık bunu. Ne yapacağız? Bir folyo şimdi folyalayabiliriz. Şimdi folyo. Yani etimizi nasıl korumaya aldık. Etimize değinecek. Evet. Bu da dediğim gibi biraz kalibrasyonu kalın olursa hani yırtılmalara karşı fırına koyarken daha iyi olur. Tamam. Yani normal folyolar bazen ince folyolar ne yapıyor? Sararken yırtılıyor bunlar. Evet. Yırtılsın istemiyoruz. Yani hava da tahliye olması, su da tahliye olması. Evet. Folyoyu kullandık. Yine çok az bir aşağıya bıraktık. Evet. Şöyle köşesine. Bir tarafını. Çünkü iki tarafı saracağım ki. Evet, yine eşit olsun. Yine fazlasını şöyle. Alt aldım. Yani resim evet. yapar gibi. Ya bu size zevk almanız lazım. Yani yemek doğru. sadece doymak için değil. Keyif almak için yapılan bir şey. Çok doğru. Şöyle. Şöyle, yine aynı şöyle şekilde, eti hissedeceğiz. Yani yine aynı şekilde simetri şöyle bir şekilde. Şöyle eti hissedeceğiz. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Yarısı şimdi folyolandı. Yarısı mesela benim akşama misafirim var. Sabahtan bunu yapıp içine eğer soğanını, aromasını koyduysam hep eti dinlendirme ile ilgili sorular da kafama takılır da. Ne kadar çok dinlenmesi o kadar iyi midir ya da dinlenme şartına göre o kadar iyiliği değişir mi? Şimdi dinlenme olayı dry aged dediğim sistem. Yani kuru dinlendirme. Yani yabancı kelime kullanıp çok fazla kafayı karıştırmak tamam. istemiyorum. Yani kuru dinlendirme. Kuru dinlendirme dedi eti çok soğutmadan yani 0 ile 4 derece arasında eti muhafaza edip uzun süre bekletmek. Evet. Ama dry sisteminde zaten görsel anlatacağım. Birazdan göreceğiz çok onu da merak ediyorum. Görselek anlatacağım. Yani buradaki amaç nedir? Eti bozmadan veya rahatsız etmeden. Böyle evet. tabir edelim. Eti rahatsız etmeden doğru ısıda muhafaza etme diyoruz. Hı hı. Minimum 28 gün bekletiyoruz bunu. Bu 28 gün sonra bize ne veriyor bu? Ne veriyor? Lezzet veriyor lezzet. Lezzetin yanında ne veriyor? Ne veriyor? Dokusunu öldürüyoruz. Hayvan evet. ölmüş olabilir. Hayvanı kestik, doku canlı. Yani dokunun içerisinde bir hareket enerjisi var. Bu hareket enerjisini dışarıya vermemiz lazım. Şimdi burada i̇şte görüyorum. Dallas 26.10.2017'de dinlenmeye geçmiş değil yani mi? Yani demek ki nüfusa kaydolmuş. O nüfusa kaydolmuş. Yani 10. ay ne oluyor şimdi biz 11'deyiz. Yani o 28 gün. 28 gün. Evet 28 gün olmuş. Bu tam olmuş yani. Olmuş. Günü.
Yani normalde 21 gün bu sistem için yeterli. Hmm. Ama biz işi riske atmıyoruz. Peki. 28 gün. Şefim, acaba buna yarı pişme olayı da diyebilir miyiz? Yani bir pişirme başlıyor mu aslında? Ya aslında dinlendirme diyor. Dinlendirme mi diyoruz? Ama yani, sakinleştirmeli, hani bazen eti de kuruturlar ya, onunla alakası yok. Kuru et bambaşka bir şey. Ama yani pastırma mantığı bambaşka. Bambaşka bir şey. Değil mi? Bu başka bir şey. Başka bir şey, biz, tamam. Tek amacımız etin içerisindeki o hareket enerjisini. Yani ateşe koyduğumuz zaman doku, yani etin hareket ettiğini hepimiz görmüşüz. Evet. Yani tavanın içerisinde etin hareket ettiğini görmüşüz. Bu neden kaynaklanır? Etimizin içerisinde hareket edecek bir enerji var. Yani kaslar aktif. Biz bu sayede ne yapıyoruz? Onu çok soğutmuyoruz, dondurmuyoruz ki hareket enerjisini versin. Yani 4 derecede böyle kasıla 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 ne yapıyor? Doku enerjisi bitiyor. Bitince de yiyoruz yumuşacık, sindirirken efendim şimdi rahatsız olmuyor. Yerken lezzetli. Birçok peki bunu soruyor. Yaptık, bitti. Şimdi bunu yaptık. Şimdi onu yaptık. Fırın tepsisi. Yani bunu biz evlerde, restoranlardaki gibi yapma yöntemini öğretiyor Mehmet şefimiz, değil mi? Bu aslında. Bu sistem aslında bizim restoranda yaptığımız iş ama bunu bugün ev mantığıyla yapıyorum. Yani evde olsam nasıl yaparım mantığıyla yapıyorum. Bugün klasik, bunu herkes görüyor, şeklinden de anladı zaten. Bu fırın tepsisi klasik, bizim fırın tepsimiz ve her fırın içerisinde bulunan bir şey. Yani aranan bir şey değil, özel bir şey de değil. Bunu ne yapacağız? Hani dedim ya kemik üste gelecek. Bakın ters çevirdim ki. Seviyorum. Ha biz bant koyabilirsiniz. Küçük bir tane şerit koyabilirsiniz. Ters kemiği karıştırırım ben sardığım zaman. Hissedemem derseniz alt kısmına, kemik kısmına folyonun üzerine bir kağıt yapıştırırsınız. Ne olur? İşte üst tarafa bir kağıt gelecek mantığıyla. Ters koyarsak ne olur? Ne olur? Şimdi etimiz kemik biraz bombene olduğu için böyle su altta birikir. Etimiz susuz kalır. Susuz kalır. Susuz kalan canı olur. Yanabilir, doğalını kaybeder, yumuşaklığını, aromasını, proteini birçoğunu kaybeder. Ya bu kadar önemli bir şey. Çok önemli. O tersi özellikle dikkat edin. Sizden ricam bu usta bu olacak ki iyi bir sonuç alalım, sürprizlerle karşılaşalım. Evet, başarı detaylarda gizlidirim. Bir örneğini daha gördük şimdi. Fırına mı gidiyoruz şimdi? Şimdi fırına gideceğiz ama. Gidemedi daha. Düşünsene ben o sırf çok daha fırına koymuşum. Bir not daha vereceğim. Bir not daha vereceğim. Fırınları birçok fırında evimizde. Evet. Buharlı fırınımız yok. Evet. Yani birçok fırınımızın evinde buharı yok. Ne yapacağız? Buharlı fırınımız yoksa eti yapmayacak mıyız? Yapacağız. Elbette ki yapacağız. Ama nasıl buhar yapacağız? Normal bir bor cam da olabilir. Evet. Şu cam. Cam da. Yani cam, bor cam da olabilir. Cam da. Şu evet. Fırının boş tepsisi de olabilir. Boş tepsi lazım bize. Buna ne yapacağız? 2 bardak su. Yani nasıl bir su alalım şuradan? Hadi şuradan bir çeşmeden su alayım ben. Tamam. 2 bardak suyu. Kullanmayacağım. Çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Tamam. Bu suyu sonra itibariyle kullanmayacağım. Sadece göstermek buhar. Göstermek için yapıyoruz. Yani sadece göstermek için. Sadece 2 bardak kadar. Ben farajı koyacağım ama 2 bardak kadar şöyle. Camınızın içine. Cam da olabilir. Dedim fırın tepsisi de olabilir. Ya buradaki hedefim nedir benim? Buhar elde etmek. Yani buharsız fırınımı buharlı hale getirmek. Çünkü etin dokusunu parçalamam için, onun rahat hissedebilmesi için buhar ihtiyacım. Buhar ihtiyacımız. Dolayısıyla 2 bardak kadar suyu ekledim. Sonra bunu direkt fırınımıza gönderdim. Hadi bakalım. Biz hazırız. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi çok bakalım heyecanlı. Diyelim. Evet. Şöyle. Aa, burada ne var şefim? Evet. Bak neler var burada. Evet. Bakın nedir? Burada bir sürprizimiz var. Birazdan açacağım. Küçük bir sürpriz yaptık burada. Aa, gizlenmiş. Evde de yapabileceğiniz bir şey. Basit aslında bir ama. Bir sürpriz var orada. Şimdi bu etin pişim derecesi Mehmet Usta açtım fırına attık ama çok güzel. Şu suyu da atayım ben. Çok özür dilerim. Suyu hemen ben. Evet. Döküyoruz suyu değil mi? Suyu fırına koyacağız. Fırına buhar mı koyacağız? Yapsın. Buhar yapsın. Evet. Ne kadar güzel. Şöyle. Böylece buhar fırını elde etmiş oluyoruz. Demek fırınımızda. Ki evimizde de buharlı fırınımız varmış. Ay bugün var ya fırın şimdi, şenlendi. Mutfak da şenlendi. Şimdi attık ama insanlara derece vermedik. Evet. Biz fırını açtık, fırının içerisine attık. Kaç derece? Şimdi bunu 3 kademede pişireceğiz. Evet. Yani 3 kademe nedir? Bizim toplam 3-3,5 saatlik bir zaman ihtiyacımız var. Bunun için ilk 2,5 saat bu fırını 180 derece alacağız. 80 buhar vereceğiz. Buharımız yoksa 2 bardak su işimizi görecek. 2,5 saat kadar pişireceğiz. Yarım saat sonra bunun ısısını biraz düşüreceğiz. Kaça çekeceğiz? Kaça? 140 derece çekeceğiz. 140 derece et kendini biraz toparlayacak, özüne dönecek. Çünkü et kemiği bıraksın mı bir yere toplansın istiyorum. Tamam. Et şeklini aldı, dizaynını aldı. Artık kızartmak istiyorum. Kızartmak istiyorsan bunu 250 derece alacağım. Tabii. 250 derecede yarım saat pişireceğim. Ağzını açmadım, içini açıp bakmadım. Sadece bu şekilde yapıyorum. Ne yaptık? Onu şoklama yaptık ki nar gibi kızarsın. Yani et emek ister diyoruz değil yani, mi? Şimdi diyecekler ki izleyenlerimiz, program çok kısıtlı bir zaman. Evet, bunu attın. Programı nasıl yetiştireceksin? Bunun için bir ön hazırlık yaptık. Ön hazırlık yaptık. Yani tabii ki mümkün değil bu kısa bir zamanda. Tabii. 3,5 saatte ürün çıkarmaz mümkün değil. En azından işin mantığını anlatmak anlamında. Böyle ürün getirdik. Bir pişmiş halini de göstereceğim de misafirlerimize. Hem nasıl yumuşamış, doku yapısı nasıl değişmiş görsel olarak da anlayacağız. Tamam. Şimdi ben Mehmet Şefim'den öğrendiklerimi hızlıca geçiyorum. Hızlıca. Tamam. Şimdi kaburgamızı aldık değil mi? Evet. Dana kaburgamızı.
alt listi. Şimdi masaj yapılmış, özenilmiş bir hayvanda nasıl anlıyoruz? Mozaik gibi. Yani yağ dağılımı böyle ince 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 kılcal damar gibi olması lazım değil mi? Yağ dağılımı. Öyle, o doku yapısı çok önemli. O doku yapısını öğrendik. Sonra yağlı kağıdımızın içine aldık, onları güzelce sardık. Ama siz istiyorsanız tuzu döktük. İstiyorsanız içine soğan, sarımsak değil mi? Tabii. Çeşitlendirebiliyoruz. Kapatıyoruz yağlı kağıtla. Kapadık yağlı kağıtla. Üzerine folyo ile sarıyoruz. Folyo ile sardıktan sonra buharlı fırınınız yoksa bir camın içine bir su koyup yine fırınınıza koyup tepsinize etinizi koyuyorsunuz ve kademeli pişirmeye başlıyorsunuz. İlk fırının derecesi ne oluyordu? 180. 180 ile başlıyoruz. 180 ile başlayacağız. 2,5 saat bunu pişireceğiz. 80 buhar vereceğiz ve 2 bardak su. 2 bardak suyla. Yani ondan sonra ne yapıyoruz? 2,5 saat sonra. 140'a çekeceğiz. 140'a çekeceğiz. Bir yarım saat vereceğiz. 180-140 sonra da bir yarım saat final var yapacağız. Ki. Ya final nar gibi final, kızartacağız. 200, etimi şekil aldı. 250'ye çıkacağız. 250'ye çıkarıyoruz. 250'de bir yarım saat pişirince asla ağzını açmıyorsunuz. Hmm. Yani pişti mi pişmedi mi endişe yok. Yok emin olun. Suyu kaçmasın buharı kaçmasın. Yani %100 sonuç. Ha bir de. Allah'ın izniyle. Bir de tabii ki koyduğumuz zaman etin kaburganın içi ve dışını doğru koyacağız. Çünkü suyu akıp tamamen kuruya da düşebilir. Hangi tarafını... O detay kemik üstte kalır. Kemik üstte. Yani bu çok kemik güzel bir tarif. Kemik üstte. Tamam. Yani üzerine de bir kağıt yapıştırabilirsiniz. O muhakkak ki kemik üstte kalacak. Kemik üstte kalacak. Tüm emeğiniz boşa gidebilir eğer şey üstte gelirse, et üstte gelirse. Et üstte gelirse. Muhakkak ki o kemik altta kalacak. Anlaştık. Şimdi kaburga, incik de aynı şekilde pişer mi? Yani incik de aslında aynı mantıkla bunlar. Fırın mantığıyla pişen ürünler. İncik de aynı şekilde ama dereceleri farklı olur. Dereceleri farklılaştırırsınız. Garnitürü farklılaştırırsınız ama aynı mantık. Yine derece ne olur incikte? Yani 200 derece incikte yapacağız. İncik haşlama sistemiyle pişen bir ürün. İçerisine dediğim gibi miktar doğal hayvansal bir yağ kullanabilirsiniz incik içerisinde. Zaten kendi yağı da var ama. Var. İçerisine garnitür eklediniz. Ne eklediniz? Soğan, arpa, soğan, karabiber, sarımsak. Ne arzu ediyorsanız. Ya, tabii. İçerisine eklediniz. Bunu aynı şekilde sardınız. Ama onlara ne yapacaksınız? Altına bir efendime söyleyeyim eğer kabımız müsait değilse buna tepsinin fırın tepsinin içerisine koyabilirsin onu direkt. Tamam. Fırın tepsisine üstünü folyoyla kapatacağız. Fırın tepsisinin fırın tepsinin üstünü yani bir yağlı kağıt, yağlı kağıdın üstüne folyoyu kaplayacağız. Evet, çünkü o biraz sulanacağı için kağıdın deformasyon yapacak. Bunun kadar değil. O daha aşırı sulandığı için. O çok da bir doğru. De suyun içinde pişmesi lazım. O incik mantığı biraz aşırı mantığıyla pişmesi lazım. Şimdi ne yapacağız? Pirzola mı yapacağız? Şimdi aslında ne yapalım? Texas Steakhouse bir ürün var. Tamam. Hangisi? Texas. Hangisi bakın, Texas? Bakın şu ürünü ben onu da göstereyim. Birçok etimiz var ama burada. Aslında şurada istiyorum ki dry age mantığını da anlatayım. Hazır buraya gelmişken tabii, boş geçmeyelim. Tabii anlatalım. Burada. Bakın şu simsiyah etler dersin gibi Mehmet Usta. Yani görsel bir şova çıktın. Evet. Ama nerede bu simsiyah, nerede bir et varsa onları getirmişsin. Buraya diyeceksiniz. Bakar mısınız doku yapısına? Simsiyah. Bak istedikken. Güzel çekti, güzel ye. Aslında bu et, biz bunu işte dediğimiz demek ki kuru dinlendirme. Yani dry sistemiyle bunu dinlendirme. Bunun belli bir derecesi var ama değil mi? Biz yani evde yapamayız herhalde. Yani evde mümkün. Mümkün değil. Ya şu aşamada en azından bu anki dolapta mümkün değil. Çünkü bunun özel bir dolap lazım. Yani izolasyonu çok sağlam olacak dolabın. Yani iyi bir sağlam bir dolaba ihtiyacımız olacak ki. Bir de tuz. Yani o dolap sadece izolasyonla değil, orası 2 ile 4 derecesinde et normalde 3 günde bozulur. Yani deformasyon başlar. Her doğal ürünün içerisinde kendi imha sistemi var. Yani doğadaki bir ürün eğer özünü kaybettiyse... Yani kendi imha ediyor, tekrar doğaya dönüyor. Rabbim öyle bir sistem kurmuş ki bunun içerisinde de yaprakta olduğu gibi yaprak dalında duruyor, düşünce... Gübre oluyor. Kendini ne yapıyor? İmha eden kendisi. Mekanizma içerisinde tabii. Ette de aynı olgu var. Et eğer kullanamayacaksa... Peki normal dolaba ben kıymayı aldım. Ben mesela derin dondurucuyu çok kullanmayı sevmeyenlerdenim. Bilmiyorum ekran başındaki sevgili seyircilerim de benim gibi mi düşünüyor? Ben böyle taze taze alıp tüketmeyi daha öngörüyorum kendi hayat tasarrufumda. Ben normal dolapta aldığım kıymayı kaç gün muhafaza etmeliyim? Yani maksimum günü ne olması lazım? Aslında tabii en mümkünü günübirlik. Günübirlik. Ha, günübirlik yani benim ihtiyacım var. Çok da fazla aslında şu an ne var? Avantajımız var. Market evet. Yakın, kasap yakın. Evet, çok bir doğru. Birçok alacağımız şehrin göbeğinde yaşıyoruz yani. Doğru söylüyorsun. Yani alıp su toplamamız gerektiren hiçbir durum yok. Çok doğru. Ha, oldu ki ben yazlığa gidiyorum. Hmm. Hani birkaç gün bekletmem gerekiyor. Evet. Evdeyim. Yani ben evdeyim. Birkaç gün evde bekletmek lazım. Yani maksimum 2 gün. Ha 3 günü görebilir ama dolabın dondurmayan bölümünden sıfır et bölümleri var. Eğer. Özel dolapların içerisinde derece sıfır var. Derece et bölümleri var. Et bölümleri var. Dondurmuyoruz ama. Evet. Et bölümlerinde dediğim gibi 3 gün maksimum. 3 gün, gün benim önerim. 2 gün benim önerim. Maksimum 3 gün. 3 gün tamam. Tamam. 3 günden sonra et bozulur bizi rahatsız mı eder? Hayır. Deformasyon başlar. Yani etin pH değeri yükselir. Et kendini imhaya başlar. Tamam. Yani belki hissetmeyiz, midemiz bulanmaz, hastanelik olmayız ama yani bunu vücut organlarımız hisseder. Doğru rahatsız değil. Rahatsız eder. Onu doğru. Biz de rahatsız etmeyelim. Doğru değil. Keyfinde tüketelim. Şimdi. Abi de ricam şu. Eğer eti şoklayacaklarsa bu imkan. Yani bu bizim gerçeğimiz. Bunu ihmal edemeyiz. Yani evet. Buradan Mehmet Usta öneriyorsun ama.
Yani eti yok şoklamayın, yok sarmayın, yok bilmem. Ama bizim şartımız bu. Yapacak bir gerçeğimiz var. O zaman ne yapacağız? Tüketeceğimiz kadar bunu aldığımız kasabımızdan onu film steşler var. Gıdaya uygun film steşler evet. var. 250 gram ben her gün öngörebilir bir hanımefendi veya bir beyefendi. 250 gram paketleyecek. Hmm. Kullanabileceği kadar film steş şeklinde onu dolabına o şekilde iskifleyecek. Ama köpük tabakta koymayacak. Hmm. Köpük tabak sadece dolapta servis. Dolapta mı derin dondurucu? Derin dondurucu konuşuyoruz şu an. Şimdi onu evet, anlattık ben ama. De artık hanımlar da öyle yapıyor. Ben evde 300 gram mı 250 gram mı ne yapıyorum? Kasabıma rica ediyorum. Öyle yapıyor ufak ufak ufak. Öyle ben muhafaza ediyorum. Ya. Ben de aynı şeyi. Yani dolabın içerisinde erimesine lütfen dikkat etsin. Tabii. Alıyorlar işte ısıtıcılara sokuyorlar. Sıcak sudan geçiyorlar. Onlar artık hepimiz çok iyi öğrendik. Elhamdülillah evet. artık çok çok iyi gidiyoruz. Çok öğrendik. Çok öğrendik. Et kültürümüz bayağı iyi gitmeye İlerliyor. Başladı. İnşallah daha önce etimi sevenin üzerine çıkarız. Şöyle bu nedir? Nedir? Nesidir bu? Şimdi bu aslında şu etin bir parçası. Özellikle bu etten kestim ki. Hı-hı. Yani bakın şu etin doku yapısını görüyor musunuz? Çok bakın güzel. Bu kadar net. Bir de şu tarafına bakın. Hı-hı. Renk farklılığını görüyor musunuz? Yani? Bak şu cezbetmemiş ama bu dry sistemiyle. Hani eti kuruttuk iç dizayn da böyle simsiyat yenilmiyor Mehmet Usta. Bakar mısınız? İçinde hiçbir kusur yok. Şimdi pirzola yapıyoruz yani değil evet, mi? Evet pirzola Hadi yapacağız. Pirzolamızı yapalım. Pirzola abi. Yapacağız. Evet, tavamızı ısınmaya aldık zaten. Bunun hazırlığını yaptık şimdi. Hı. Tavamız gayet ısındı. Şimdi tavamız abi, artık sıcak son zamanlarda ki. Hepimizin mutfağında var. Evet yani ben döküm. Bilerek döküm aldım ki. Yani ev usulü nasıl yapılır mantığını çözmek için. Tamam. Bu da her evde bulunabiliyor. Çok da pratik bir ürün zaten. Isındığında fark ediyorsunuz zaten. Duman da çıkarmaya başladı. Ben ete asla evet. tavaya yağ yok. Evet. Asla tavaya yağ kullanmıyoruz. Ete yağ kullanıyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Ben biraz daha doğalcıyım. Bravo. Natürelliği seviyorum. Ben zeytinyağı kullanacağım. Evet. Mümkün olduğunca acışla. Yani mümkün olduğunca şöyle bir yedirmeye çalışıyorum. Evet. Tabii ben zeytinyağını kullandım. Yapışmasın diye. Tavaya asla yağ kullanmadım. Evet. Şöyle bir çapraz koyacağım. Ay. Sesi duydunuz değil mi? Yanmaz tavada olmaz mı? Yani döküm tavası olmayanlar için ne önerirsiniz? Ya olmaz diye bir şey yok. Olur elbette ki olur. Fırında da olur, yanmaz tavada da olur. Yumurta pişirdiğiniz tavada da olur. Olmaz diye bir şey Çelikte yok ama. Çelikte olur mu? Çelikte de olur ama. Yani olur düzeyi kalite anlamında. Yani bir 14 ayar altın var, bir 24 ayar altın var. Eğer 24 ayar altın istiyorsanız işin yöntemi bu. Yani ev usulünün en iyisi bu. Peki ben mesela bazen biz özellikle işten acil geliyoruz, böyle başında duramıyoruz. Pirzolanın fırında pişirme yöntemi var mı? Yani fırında ben pirzolayı nasıl pişiririm? Ya düşünün bir fırında pirzola pişireceksiniz. Fırın evet. baskıyla ısı uygulayan bir sistem. Hı. Yani böyle direkt ete nüfus eden bir şey değil. Baskıyla, sıcağın baskısıyla pişiren bir şey. Dolayısıyla etin kimyasını bozuyor, yapısını bozuyor. Hmm. Yapısını korumam lazım. Fırında pişmez mi? Pişer. Bunun gibi önce bir mühürleme yaparız. Bakın. Suyunun dışarı çıkmasını yani illa o tava kirlenecek hanımlar beyler. İlla o tava kirlenecek. Ya bunu böyle yaptığınız zaman kimyasını koruyacaksınız. Etin o basıncı sıcağa karşı duyarlılığını arttıracaksınız. Şefim neler yaptın. Bir kağıt havlu alacağım. Buyurun. Şöyle. Bakın bir de ricam püf noktalarına bir tanesi. Böyle bir mühür istiyoruz. Ette mühür istiyoruz. Çok hafif üzerine bastı. Çok değil ama. Çok hafif bir et basıyor. Ve çıkan sularını muhakkak peçeteyle alın. Burada ameliyat yapıyoruz. O kadar önemli yani. Ya şöyle, gerçekten çok güzel bu, dediniz. Ameliyat gibi. Böyle ameliyat gibi sürekli Neden başında. Neden alıyoruz? Neden alıyoruz? Bu hem etten daha önce özelliğini kaybedecek. Yani bizim o sevmediğimiz koku aroma oluşacak. Hem de etin dokusunu yakmaya başlayacak. Yani şu mühür oluşturamazsınız yağın içerisindeyseniz. Ya eti kızartarak pişirmeye başlayacağım. Ben kızarsın istemiyorum. Ben ızgara ediyorum şu an. Eğer kızarsın isteseydim bunu yağla beraber pişirecektim. Şu an yağ istemiyorum. Et de kendi yağını bırakıyor. Yani benim fazlalığımı alın diyor. Aslında bana tamam. mesaj gönderiyor. Tamam. Evet. İyi pişkin seviyorsanız altını biraz kısabilirsiniz. Ben iyi pişkin seviyorum. Öyle mi? Biraz altını kısabilirsiniz. Evet, bakın alıyorum. Peki ben kendim de pirzola evde yaparken bazen kemik çok şey olmuyor. Hani aynı renk olmuyor etle. Evet. Biraz daha kırmızı kalabiliyor. Problem var mı? Yok kemik zaten yemediğimiz. Yemediğimiz tuttuğumuz. Ben bu kemiği bilerek uzun bıraktım ki yani en kötü ihtimalle daha iyi pişirebileceğimiz bir ürün anlamına tamam. gelir. Bir de etlerin kemik ebatları fiziksel yapısına göre. Hmm. Yani nasıl insanı yeteneğine göre sınıflandırıyoruz ya. İşte elektrikçi için arıyoruz. İşte bu Texas'ı yaparken de Texas'a uygun bir yer. Her sırt eti, her pirzola Texas olmaz. Ya gerçekten bak. ben, Ama güzel değil mi? yine canım seyircilerim siz biliyorsunuz benim bu cümlemi artık sunucuların zor anlarından bir tanesini yaşıyoruz. Hem konuş hem buna bak. Çok güzel. Ama düşünüyorum da
Böyle değerli profesyoneller sayesinde bizler de evimize bu döküm tavaları alarak, bu yöntemleri alarak şöyle sevdiklerimize şöyle güzelce bak Elif çıkardı ki şöyle kaldım. Cebinde neler var senin ya? Tüm hazırlamış ama. Mehmet, çıkarabilir miyim? İzin tabii, var tabii, mı? Tabii tabii. İzin var. İzini aldım. Bu ne bıçağı? Yani et bıçağı da adı et, ne? Et bıçağı sıcağı duyarlı bir bıçak. Nasıl? Sıcak etler için uygulanan bir bıçak. Yani çiğ et uygulanan bıçak ayrı. Çiğ et keser öyle mi? Keser ama bu sıcağa karşı duyarlılığı var. Diğer bıçakları sıcağa vurduğum zaman ucu körelir. Ben körelsin istemiyorum. Kesin bıçak istiyorum. Eğer sıcak bir şey yapacaksanız bu tarz bir bıçak kullanmanız lazım. Çekiyoruz buradan İsmet. Hazır mısın? Ne yaptınız siz? Harika. Görmediniz bana bakayım derken. Bir daha çıkarabilir miyiz onu? Biraz altını açmamız gerekecek. Açalım yanından hemen. Şöyle çok özür dilerim. Bir limon işimi görecek beni. Öyle limon mi? Kesebilir misiniz? Tabii keserim. Bana? Bununla kesebilir miyim? Tabii tabii. İzin var mı? Ay Altına bakacağım. Evet. Çok özür dilerim. Evet. Teşekkür Buyurun. Ediyorum. Evet. Bak. Şöyle bir. Evet. Şimdi? Limonu niye sıktık? Evet. Biraz ısısın bekliyorum ki ateş kaynağını elde etmeye çalışıyorum. Çünkü içerisindeki sıvı oranı artınca. Evet. Gerçekten bu işin bir kimyası var bu hayatta. Karnınız. Ben anladım. Evet. Bak burada ameliyat yapıyoruz. Evet. Görmedin. Bu işin bir kimyası var. Biz evde et falan pişirmiyormuşuz. Ben onu anladım. Şöyle bir bakacağım üzerine. Bak. Evet. Çok hafif bastırdım. Yani aşırı bastırmadım böyle. Hı-hı. Çok hafif baskı yaptım. Yine limonla aroma dersin. Biraz hafiften limon böyle bir ekleyebilirsin üzerine. Ay. Evet. Şöyle. Of. Limon aroması yapabilirsiniz içerisi için. Ha bitti mi? Bitmedi. Biraz. Bitmesin. Siteğin yanında bir iki tane soğan ben üzerim. Üzmem. Bir iki tane arpacık soğan. Sarımsak yine kezane şekilde bir iki tane soğan. İşte sarımsak. Bir iki tane aroma versin diye şöyle tane karabiber üzerine ekleyeceğim. Çünkü son aşamadayız. Aa, bakın. Çıktı. Alevler çıktı. Çıktı da alevler. Evet. Bakın ateş eti ne kadar istiyor görüyor musun? Ya. Çok güzel. Evet. Bu ana şahitlik ediyor olmak çok güzel. Evet. Şöyle bir iki tane biberi. Şu biberi. Bakın şu biberi. Çok tavsiye ediyorum. Böyle steak tarzı ürünlerde. Muhakkak içine bir tane atın ya. Bakın bu yanınca ne kadar muazzam bir aroma verecek. İlla ki içine böyle bir iki dal sürprizler olsun içerisinde. Ha, yetme domates mi atmak istiyorsun? İki tane domates. İki tane de domates atacağız. Atabilirsin. Sonra ne yapacağız biz? Dilediğiniz. Sonra hangi eti göstereceksin bize? Sonra finalde Chateaubriand. Chateaubriand yapacağız bugün. Ne yabancı bir kelime. bugün kaçmaz. Tereyağlı. Portakallı bonfile yapacağız. Yani Chateaubriand hazır mısınız? Akşam eve gelenlere Chateaubriand ister misiniz dediğinizde dersiniz. Bugün programda öğrendik. Ben de düşünüyorum yani yapmayı. Chateaubriand yapacağız. Chateaubriand tereyağlı bonfile. Hı. Portakal aromalı yapacağım ben bugün. Farklı bir şey tamam. Yapacağım. Portakal aromalı dana bonfile. Hadi yani bakalım onu da başlayalım. Evet. Etimiz hazır. Chateaubriand'a da başlayalım. Of. Etimiz de hazır. Dane türler. Evet, şöyle. Evet. Çok güzel. Bir koklar mısınız Yasem şeyin kokusunu? Şu biberin bir kokusunu alır mısınız Yasem? Bakayım. Şöyle öğrendim. Şeflerimden öğrendiğim bir şey var. Artık o kadar yetim. Şey gibi kokuyor bizim mangal gibi. Çok güzel. Değil mi? Mangal kokusu oldu. Evet. Şöyle. Ha, yani... Çok pişkin isterseniz şöyle dikey de bir iki dakika tutabilirsiniz. Ben görseli bozulsun istemiyorum. Ya aslında özellikle son zamanlarda hani et hem biliyorsunuz çok pahalı hem çok nazik. Evet. Ama özel günlerde özel durumlarda aldığımız etleri de pişirme yöntemi inanın almak kadar almaya giden yolculuk kadar önemli. İyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü ne kadar çok aldığınız önemli değil. Nasıl neyi ne kadar yapabildiğiniz önemli. Dolayısıyla... mutlaka iyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü bunlar her gün evimizde yapacağımız yemekler değil. Özel günlerde özel bilgiyle sunacağımız yemekler öyle değil mi? Evet. Bakın üzerine tahtayı kapattım ki ben tahtayı muhakkak ısıtıyorum. Evet. Olarak. Yani ete bir hürmet anlamına gelir bu. Tahta zemin sıcak olunca et de sıcak ikisi bir araya gelince böyle etin o suyunu
üzerinde kalmasını sebep oluyor. Ne yapıyoruz altını kapatıyoruz. O zaman? Çok güzel bir şey öğrettiniz Mehmet. Gerçekten çok teşekkür ederim şefim. Dedi ki yapacağın, koyacağın tahtayı tahtayla servis vereceksin. Sen ya da tabakla. Onu da sıcak tutacaksın. Çünkü neden? Aslında bir sıcak bir eti buz gibi bir şeye koyduğumuzda suyunu bırakacaktır değil mi? Ya öyle değil midir? Yani mesela çok soğuk yoğurdu bir yemeğin içerisine koydun. Hanımefendi, bayanlar çok çok iyi bilir bunu. Yani soğuk olan bir yoğurdu, sıcak olan bir yoğurtlu bir yemeğin içerisine koyduğumuz zaman tepkim olarak ne yapıyor? Kesiliyor yani. Evet. Değil mi? Yemeğimiz berbat oluyor. Hadi bakalım şato bir yanında yapalım. Vaktimiz azalıyor. Evet. Üçüncü tarifimizi... Şatoyu finalde yapacağız. Şatoyu şimdi hemen yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Evet. Şimdi yapıyoruz. Şimdi yapalım. O zaman tava için biraz zaman ihtiyacımız olacak. Evet. Bununla işimiz bitti. Bunu şöyle kenara alabiliriz. Evet. Evet. Şimdi de şato bir yanımızı yapıyoruz ve evet, şato bir yan için altını yine açtık. Evet. Yine döküm bir tavaya ihtiyacımız var. Artık her yerde döküm tavalar bulunuyor zaten. Evet. Göreceksiniz. Evet. Ha, şuna çok az şöyle bir tuz ekleyeyim. Yanına çok az bir tuz bırakayım. Ya bazı insan başka daha ne ister ki? Bakar mısın? Yani Allah'a şükretmek ister. Başka hiçbir şey istemez herhalde. Üzerine de bir güzel yemek ister. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu şöyle müşahit bir alacağız. Aldık. Şatobriyan için neye ihtiyacımız var? Şatobriyan için bir tane dana bonfile. Dana alırken bonfile. Dana bonfile. Ha, ama nerede üzerinde dana lokum. Dana bonfilemiz şurada. Evet. Evet bunu kullanacağım. Hı hı. Yani dana bonfileyi lokumdan ayıran özellik nedir? Mehmet Usta, hani bu dana bonfile dedin ama demin de bu lokum diye tabir ediyorsunuz. Hı hı. Sen tarifi verirken dedin ki lokum yapacağız. Lokum yapacağız. Lokumu bonfileden ayıran özellik doku yapısı. Hı. Her hayvandan lokum bonfile çıkmıyor. Çıkar. Bonfile ama çıkar. Ama lokum çıkmaz. Ama her bonfileden lokum olmaz. Lokum olmaz. Her lokum bonfiledir. Her lokum. Her lokum bonfiledir. Ama her bonfile lokum olmaz. Çok doğru. Evet. Şimdi dilediğimiz kadar, arzu ettiğimiz miktarda etimizi kesiyoruz. Aman dikkat. Et alırken de lütfen. Yani bu görsel bir şey. Bu mozaya dikkat edeceksiniz. Rengine dikkat edeceksiniz. Pembe olacak böyle. Çok büyük olmayacak. Kalibrasyonu çok büyük olmayacak. Evet. Şöyle ben diyelim ki orta seviyorum. Orta için şöyle bir serçe parmak kalınlığı yeterli olacak. Bir serçek. Bir serçe parmak kalınlığı yeterli olacak. Genelde bizler daha, bizim ülkemiz daha pişmiş eti seviyor değil mi? Çok çiğ sevmiyor. Yani yöre yöre değişiyor evet ama yani Güneydoğu bölgesi olsun, Anadolu bölgesi. Bizim insanımız mangal kültürünü çok seviyor. Evet, daha biraz, pişmiş eti alışıyor. Biraz daha pişkin et seviyor. Pişkin istiyorsak daha ince keseceğiz. Et asla dövmeyeceğiz. Dövmeyeceğiz. Yani eti döverek iyi pişirme mantığı tamamen çürümüş bir şey. Çürümüş. Asla kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Ya, ya böyle bastırırız ya böyle alırlarken. Hiç. Keselim özel bir şey yapmıyorsak. Şefim, yani evet. Sarma ile ilgili bir şey yapmayacaksak. Evet. Eti pişirmek için, yumuşatmak için dövülmez. Evet. Eti dövmeyeceğiz. Ben bunu Mehmet şefim gibi değerli şeflerden de öğrenmiştim. Bir daha tekrar edelim. Eti dövmek artık gerçekten eski bir yöntem. Ama sarma yapıyorsak, et sarması yapıyorsak, içine hani bazen pastırma, peynir böyle sarıyoruz ya biftekleri. O zaman tamam ama pişirirken etler asla dövülmüyor, ezilmiyor. Kendi lezzeti suyu içinde kalarak pişiriliyor değil mi? Ya kimyası bozulmuyor. Kimyası bozulmuyor, evet. Yani doğalını, doğalını koruyacağız. Çok az bir tuz ekledim ki. Tamam. Ateş esnasında biraz tuz, çok tuz değil ama. Tamam. Dedeniz tuzu kullandım. Bir soft bir tuz. Yani ete... en yakışan tuzdan bir tanesi bu. Eğer evet. Çorba yapıyorsanız kaya tuzlarımız var. O böyle kahverengi böyle pembemsi rengi olan tuzlar. O değirmenle öğütülen. Onlar sulu yemekliğin çok ideal bir tuz. Tamam. Ama direkt şeyi kullanıyorsak. Bu arada ısındı ben. Bayağı biraz buna ihtiyacım var. Biraz ısınsın istiyorum tamam. Buna. Biraz ısınsın istiyorum. Biraz daha içeyim. Bakalım zamanımız ne kadar elverir. Altını açalım böyle iyice. Peki. Şatobriyan için bizim ana malzemelerimiz lokum bonfile. Evet lokum bonfile. Başka? Evet şöyle bunu kullanacağım. Hı hı. Evet. Şöyle ortaladık. Evet. Hı hı. Tamam. Bir lokum bonfileye ihtiyacımız var. Tereyağına. Tereyağı. Ama özel alınmış bir tereyağı. Üzerinde dedim süt alınmış, suyu alınmış bir tereyağı. Suyu alınmış. Peki nasıl alacağız o peki tereyağı? Peki bunu normal tereyağını aldık. Evet. Organik bir tereyağını aldık. Her evet. Organik tereyağının içerisinde de suyu vardır. Suyu yani var. Özü vardır. Bu özü eriterek... Erittik. Normal sıvı hale getirdik. Evet. Sıvı hale geldikten sonra biraz dinlendirmeyi alıyoruz. Evet. Ateşten indiriyoruz. Dinlendirmeyi alıyoruz. Dinlenen tereyağı ile bizim bahsettiğimiz süt diye tabi beyaz olan ürün birbirine ayrışmaya başlayacak. Aa. Süt aşağı çökecek, tereyağı yukarı çıkacak. Bir bilgi daha bize. Bugün öğretmenler gününde bir şey daha öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz. Tereyağı ocakta ısıtacağız. Isıttıktan sonra soğumaya geçerken
çöken tarafını değil, üstte kalan sıvısını alacağız. Böylece tereyağının suyunu çıkarmış oluyoruz değil mi? Evet, tereyağının suyunu çıkarmış oluyoruz. Bak, çıkan kısım kullanılmaz mı? Farklı şeyler için kullanabilirsiniz. Kullanır. Ama bu iş için olmayacak. Tamam. Çünkü yapacağımız işi... Kurabiye yapılabilir ondan geri kalanlar. Dilediğimiz yer tereyağı neye kullanılıyorsa ona kullanılabilir. Tamam. Harcadan atabilir ama israfa ben karşıyım. Ben de karşıyım. İsrafı sevmiyorum. Kullanılabilir. Zaten burada da görüyorsunuz şekil itibariyle. Evet, bakın evet. Alt kısım daha koyu, üst kısım daha sade. Ben böyle şato biryan falan deyince değil mi sevgili seyirciler? Böyle öbür tarafta öbür soslar, bir şeyler falan. Gördüğünüz gibi tereyağı lokum bonfileymiş yani. Şato biryan olmasının sebebinin. İsim gizemli olunca mı? Evet. Evde de yapılabilir. Yapılabilir. Yani evet. Evde de yapılabilir. Bu arada ısındı düz, galiba bak. Düz tava. Çok az daha ısısın isteyeceğim. Duman iyice bir kurusun. Tamam. Bunu neden düz kullandım? Eğer fark ettiyseniz demin tırtıklı kullandım. Evet. İki tava kullandım burada. Aynı tavayı kullanabilirdim. Ama diğerinde kalın bir et pişiriyorum. Sulu bir et pişiriyorum. Hmm. İçerisinde yağ dokusu olduğu için sulu bir et. Evet. Onu biraz tavanın o yoğun sıcağından uzaklaştırmak istiyorum. Düz bir böyle plet bir tavaya atarsam, düz bir tavaya o hava gözeneklerini tıkayacağım. Tamam. Tıkarsam suyu tahliye tamam. olmayacak. Çok heyecanlandım. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Süremiz de ısındı mı? Evet, biraz ısındı. Biraz bakacağız. Tamam. Isısın istiyorum iyice. Hı hı. Evet. Bonfilemiz orada. Şöyle. Bir test edeceğiz hemen. Hı. Evet. Çok az daha bir ısınsın şöyle. Kavurma için nasıl iyi formül verebilirsin? Yani iyi kavurma evde nasıl yapabiliriz? Isınırken... Yani kavurma yani en her şeyin başında olduğu gibi iyi bir et seçimi. İyi bir et seçimi. Yani ben evde işte içine suyla haşladım. Efendime söyleyeyim içerisine işte yağ koydum. Yoğurtta beklettim veya kısık ateşte pişirdim. Halletim. Bunlar etken, etken mi? Yani küçük bir etken. Esas ama ana maddede et. Etin doğrusunu aldığımız zaman çok şeye ihtiyacınız yok. Şimdi doğrusunu alamadık. Ola ki böyle et bulamadık. Ne yapalım? Kıyma olarak tüketelim o zaman değil mi? Yani kıyma olarak eğer zaruriyette illaki kullanacaksanız yani eti kısmen nasıl şimdi şeyin içerisinde kavurmanın içerisinde. Evet. Yani içerisinde çok az bir su, yağ değil. He. Suyla. Suyla. İlk aşamada çünkü buhar etkisiyle aynı etki onda da yapacak. Tamam, tamam. Bir ateş kaynağı alabilir miyim? Bir çakmak da olabilir. Çakmağımız. Bir çakmak da olabilir. Çakmak azından... çocuklar? Şöyle bir portakal da. Ver ikinci Mert'cim. Portakal da alacağız. Ha. Şöyle bunlar şurada dursunlar. Evet. Bakalım tavamız eğer ısındıysa bize zaten tepkimesini gösterecek. Evet, çok az miktarımız daha var ama ben bir ufak müdahale yapabilirim ona. Hı hı. Evet, şöyle. Evet. 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 Çok az bir tavamızın zamanı kaldı. Ya bunu tabii evde yapmak zor olabilir. Ama ben iyice ısınsın istiyorum tavam. Tava ısınmazsa lokumumu şoklayarak su içerisine hapsetmek istiyorum. Proteini çünkü suyunda. Bu et yağsız bir et. Eğer suyunu da tahliye ettirirseniz... Evet, bonfile yapması o yüzden biraz zor oluyor. Dışarıda evet. Suyu çabuk çıkıyor. Yağsız olduğu için hem çok sağlıklı, faydalı, kıymetli bir et... ...hem de yapımı bir o kadar da zahmetli. O yüzden ben mesela hani bonfile yapmaktan hep çekinirim evde. Açık söyleyeyim. Aslında çok basit. Ama... Hani detay ile ilgili. Detay yani istiyor, detaya çok giren detay için, hani bilen için kolaydır derler ya... Aslında detaya indiğimiz zaman aslında çok basit. Ama detaylar atlar isek... Çok detay istiyor. Çok detay isteyen bir şey. Şöyle bir ateş kaynağını kullanacağım. Zamanım çok kısıtlı o yüzden isterim ki bunu iyice ısıtalım. Evet, evet süremiz de bitiyor. Bir iki dakikamız kaldı. Evet, el işine zaman... geçeceğiz oradan. Şallar öreceğiz evet, birlikte. Şöyle. Ooo çok güzel. Yani bu demek ki çok güzel. Etimiz de arzu ettiğimiz seviyeye gelmiş. Ben de yavaş yavaş titriyorum dışına doğru. Şimdi biraz yağ koyalım. Evet şu anda tatmin oldum. Ne oldu değil mi? Kusura bakma sizi biraz beklettim ama. Estağfurullah ama etini, değdi. Dediği dereceye gelmesini bekledim. Kusura değdi. Bakma lütfen. Bak. Sesini lütfen bakar mısın? Ay gerçekten değdi. Şöyle yine. Üstün hocam da bugün bizlerle birlikte olacak. Üstün Dökmen. Burada sevgili hocam stüdyoya geldi. Burada etin içinden geçiyoruz hocam. Eti öğreniyoruz. Etin yapılma şeylerini, ustalıklarını ustamızdan. Ya dedim başına dedim bilgi paylaşımı. Evet. Hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Çok şey var. Ben inanın bazen misafirlerle sohbet ediyorum. Bana öyle şeyler söylüyorlar ki yani ben uzun yıllardır bu işin içerisindeyim onu göremiyorum. Gözümün önünde olan şeyi göremiyorum. Bakış açısı değiştikçe... Ama siz onu almak istiyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Belki arıyorum o yüzden de. Arıyorsunuz. Bu da çok kıymetli bence. Ne güzel. Siz onu almak istiyorsunuz, duymak istiyorsunuz, açıksınız. Yani o yüzden bildim veya öğrendim değil öğreneceğim. Bugün de malum evet. Öğretmenler günü. Eğitimde sınır yok. Evet. Ben hiç yani bilgiden yoruldum diyeni görmedim.
Ben çok seviyorum. Mahvoldum diyeni görmedim. Şöyle. Ama rengi görüyor musunuz? Bakın. Değdi, değdi. Yani şu beklediğimize ısı... değdi. Bak bak. Bizimkilerin surat böyle. Hepsi... Tabii onlar da finali bekliyorlar. Final yani. Tabii. Final oldu bu. Evet. Şöyle. Çok bir, güzel oldu. Evet. Şöyle bir tahtada kullan. Küçük bir tahta kullanayım bana da. Evet. Şöyle ortadan bak bir toparlayalım. Evet. Şöyle bir... Roka. Roka kullanacağım. Evet. Yine hadi aşımda yine gösterelim nasıl tabii olduğunu. Tahtamız altını ısıtalım. Yine tahtamızı ısıtıyoruz. Yani evdeki imkanlarla. Yani çok olağanüstü bir şey yapmamız gerekiyor. Evdeki evet. imkanlarla bu işi başarabiliyoruz. Hı hı. Evet. Tahtamız yeteri kadar ısındı. Evet. Şöyle kaydık. Bir tane çeri domatesi bırakalım şuraya. Şefim ben yine bu lezzetli yemekleri görmeye, etleri görmeye geleceğim ama bir Tülay Hanım'ın yanına gitmem gerekiyor. Tamam. Elinize yani, sağlık. Teşekkür ederim. Görüyoruz zaten şu an. Evet, tekrar görüşeceğiz o etlerimiz zaman, ve Mehmet Şefim'le birlikte. Final için sizi final. Bekliyor olacağız. Hadi ben aslında... bir şöyle dökeyim öyle Tülay Hanım'ın yanına gideyim. Şöyle şefim izin verirse eğer. Nasıl tamam mıdır? Maşallah vay, bayağı iyi yani. Teşekkür ediyorum. Vallahi yani. Bunu sizden duymak çok kıymetliydi. Şimdi ben bu moralle bir şallar örerim. Bir şal modelleri çıkarırım. Tülay'cığım hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi. Çok güzel şeyler öğrendik. Evet ben de çok güzel şeyler öğrendim etle ilgili gerçekten. Nasıl gidiyor? Nereden gidiyor. Katıldın? Geldin. Maltepe'den geldim. Hı hı. Çok orada uzakta değilim. Evet Maltepe'de oturuyorum. Şallar örüyorum şallar diyorsun. Şallar örüyorum boş vakitlerimde. Aslında çalışıyorum ama öyle bunu mi? Bir terapi olarak yapıyorum. Gerçekten keyifle örüyorum ve beni çok rahatlattığına inanıyorum. O yüzden terapi arayanlara tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum. Programımıza geldiğin için biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben canım. Davetiniz için teşekkür ederim. Bugün ne yapacağız? Nasıl bir şal öreceğiz? Yani motifimiz ne olacak? Bugün... çok kolay örülebilen bir şalı tercih ettik. Bunu anlatacağız. Aslında bu da aynı modelden. Evet. Tığla mı örülüyor? Tığla örülüyor. Biraz kalın ve batik ipi kullanırsak etkili bir sonuç veriyor. Albenisi fazla oluyor. O yüzden hem örmesi kolay. Benim çok vaktim yok, öremiyorum. Çocuklarım küçük, onlara vakit ayırmam gerekiyor. Çok fazla örgüye zaman ayıramıyorum ama örmek de istiyorum. Bir an önce de bitsin istiyorum diyenlere. Diyenlere tavsiye ediyorum. Kalınca 4 numara tığla örülebilecek orta kalınlıkta batik ip alırlarsa. Batik ip. Evet, geçişli iplerden. Bu modelde sonucu güzel alacaklardır. Çok güzel, evet. Şimdi ben, ilk önce ne yapıyoruz? Zincirimizle mi? 4 tane zincirle başlıyoruz. Evet. Zincirimizi halka yapıyoruz. Sihirli halka mı yapacağız? Hayır, yoksa? Bu sihirsiz olan. Sihirsiz halka mı yapacağız? Sihirsiz halkamızdan yapıyoruz. Ve 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Biraz daha şöyle canım. Heh, tamam, şöyle öne doğru sen. Bak oradaki gösteriyoruz seyircilerimize. Aa, evet. İçine, halkamızın içine... 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar üçlü 2 trabzan daha yapıyoruz. 3 trabzan daha yapıyoruz özür dilerim. 2 zincir tekrar. Batıyorsun trabzanını. Evet. Burayı orta kısmıma şundan devam edebilir miyim? Lütfen tabii. Orta kısmımızı 4 tane üçlü trabzan aralarda 2 tane zincir olacak şekilde tamamlıyoruz. Evet. Daha sonra üst sırada bir üst sırada tekrar 4 zincirle 2 zincir çektiğimiz araya geliyoruz. Buraya da üçlü bir set yapıyoruz. İki zincir üçlü bir set daha yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yani sen trabzanları yükselte yükselte değil mi? Evet, evet. Ekliye ekliye birbirine zincirlerle buradan bağlıyorsun bu zincirleri yaparak tamam. Şimdi asıl arttırmamız bu şalın üçgen şekilde büyümesi için. Tek bir tığ ile büyüyor değil mi? Eklememiz yok Hayır, yani. Hayır yok. Yani biz ekleyip sonradan dikmiyoruz. Tek bir tığ ile şalımızı örebiliyoruz. Evet tek bir tığ ile örüyoruz şalımızı. Üçüncü sıradan itibaren şalımız artmaya başlayacak. Yine 4 zincirle
yukarıya çıktık. Üçlü iki tane set yaptık arada iki zincirle. Sonra bir zincir çekiyoruz. Burada arttırmaya başlayacağız artık. İkili trabzanımızı yaptık evet. Bir tane. Bir zincir çektik. Tekrar ikili trabzan yaptık. Tekrar bir zincir çekip bu boşluğa üçlü setimizden yine yapıyoruz. İki zincir, tekrar üçlü setimizi yapıyoruz. Bir zincir daha çekip buraya yine arttırma olan kısmımızı yapıyoruz. Bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan ve buraya tekrar şalımızın temeli olan üçlü setimizi yapıyoruz. Şimdi bu arada sen örmeye devam ederken hashtaglerimiz gelmiş. Ben paylaşmak istiyorum. Esra Hanım, Esra Ahmet Tepe, en sevdiğim öğretmenlerim aynı zamanda çok değerli annelerim Aygül Gözet ve Kudret Tepe. İyi ki varsınız, iyi ki her zaman yanımdasınız. Ellerinizden öperim demiş. Biz de öperiz ellerinden. Yine Özlem Hanım, ilk okul öğretmeni Mukaddes Özbay'ı çok seviyorum yazmış. Sevgiler olsun. Nagice, başta eşim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Ama şuna inanıyorum ki herkes birbirinin öğretmeni bu hayatta. Çok doğru. Sevgiler. Çok sağ olun Nagice yazmış. Kemal Gürcan Düzgün yazmış. En sevdiğim öğretmenim, ilkokul öğretmenim Mehmet Ali Bozdemir olup kendisi şu an Niğde'de yaşamaktadır. Saygıyla ellerinden öpüyorum demiş. Biz de iletelim. Biz de ellerinden öpelim. Benim en sevdiğim öğretmenim annem yazmış. Üretken anne. Evet, senin en sevdiğin öğretmenin? Hepsini ayrı ayrı seviyorum. İlkokul öğretmenim Sebahat Bağdatlı eğer seyrediyorsa onu çok kocaman öpüyorum, kucaklıyorum. Ay ne güzel. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bu kısım önemli olduğu için ben devam etmedim siz hashtagleri okurken. Bir üst sıraya çıktık yine tamam. Dört zincir üçlü setlerimizi yaptıktan sonra. Burada arttırma yine devam ediyor. Bir ikili trabzan yaptık evet. Bir zincir çektik. Tekrar aynı yuvaya. Evet, aynı yuvaya. Tamam. İkili trabzanımızı yaptık. Yine çekiyorsun. Bu sefer bu boşluğa bir önceki arttırdığımız ikili tamam. Trabzanların arasına bir tane yaptık trabzanımızı. Ve şimdi burada yeniden arttıracağız. Tamam. Boşlukları doldurduktan yani, sonra arttırmalarına başlıyorsun. Şöyle söyleyeyim. Şalda sadece bu ve bu köşede ve ortadaki köşelerde ikişer tane trabzan yaparak sayımızı arttırıyoruz ve şalın boyutunu bu şekilde üçgenleştirip büyütüyoruz. Şal bundan ibaret aslında çok kolay. Şimdi sen o zaman biz değerli hocamız Üstün Dökmen'in yanındayken bunları büyütecek tamam. Büyüteceksin sonra bize göstereceksin. Tamam memnuniyetle. Kolay gelsin canım çok sağ olasın. Ben izninizle hemen Üstün hocamın yanına gidiyorum. Hoş geldiniz bu öğretmenler gününde. Merhaba. Çok anlamlı bizim için. İyi ki geldiniz. Sağ, sağ olun. Olun. Çok hoş teşekkürler Üstün hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Ay doğru pardon. Teşekkür ederiz. Bana mı? Size. Sağ ol. Aa, size. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel günlerde eşinizle birlikte. Bunu bu akşam eşime götüreceğim. Evet. Öğretmenler efendim. Gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ve buradan ederim. Bütün öğretmenlerimize gitsin bu çiçekler, çok sağ sevgiler. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Aa, canım ekibim evet, beni de unutmamış. Teşekkür ederim sağ olun. Sizler de benim öğretmenimsiniz. Birbirimize ne güzel şeyler öğretiyoruz. Çok sağ, çok sağ olun. Çok naziksiniz. Çok sağ olun. Hocam ne kadar güzel değil mi çiçek almak? Çok sağ ol. Birine evet. Bir şey almak, vermek, alışverişin dengeli olması. Ne büyük bir mutluluk kaynağı karşılıklı değil mi? Olması. Karşılıklı olması. Öğretmenler günü hatırlamamız. Evet. 24 Kasım'ın anlamını hatırlamamız. Hatırlamamız. Atatürk'ün baş öğretmen. Baş öğretmenimiz. Tayindir. Baş öğretmen ilan edilmesinin seneyi devresi evet. Yıl dönümü olduğu için o baş öğretmenimizdi.
Hocam şimdi birçok kişi mesela bak hocam dediğim bir anda bu eski otlilerden kalmış evet. Başkanım. Otlili evet. Değilim ama niye diyor herkesten öğrenebilecek bir şeyimiz var. Kesinlikle. Çiftçiye de hocam deriz, balıkçıya da. Efendim ben profesör olabilirim ama bilmediğim pek çok şey var. Hepimiz. Herkesten bir şeyler öğreneceğim. Sanki öyle geliyor ki ben bütün Türkiye'nin hocasıyım ama bütün Türkiye'de benim hocam. Öğretmenim. Ben öğretmenim, onlar da benim öğretmenim. Her öğretmenden, her fertten, dünyadaki her insandan, çocuklarımızdan öğrenebileceğimiz bir şeyler var. Çok şey var. Aynı zamanda zaten bu bütün öğretmenlerimiz, bilgiye sahip olan her insan belki kendi içinde çok başarılıdır ama başarıyı aktarabilenler de sevgili hocam, bu dediğiniz gibi toplumdan öğrendikleri bilgiyle bunu sentezleyip sunabilenler değil midir? Şüphesiz ki. Fuat yani bir bilgiden değil de evet. Daha çok senteziyle yola çıkanlar değil midir? Hocam Fuat Köprülü büyük edebiyat tarihçimiz dermiş ki alim başka muallim başka. Evet. Şimdi bazıları sadece muallim olur. Hı-hı. Bazıları sadece alim olur. Anlatamaz. Ama ikisini birleştirmek ne mutluluk. Fakat alimlerin ürettiği bilginin topluma ulaştırılması gerekiyor. Hı hı. Bir bilim insanını deriz biz. Bilim insanıyız. Bilim insanının üç temel görevi vardır. Bilgi üretmek, iki öğrenci yetiştirmek, ne? Üç topluma bu bilgileri toplumun anlayacağı dilde, üslupta anlatabilmek. Bu da öğretmenlik evet. Oluyor. Hem öğrenci yetiştirirken hem topluma anlatırken evet. Öğretmenlik oluyor. Öğretmenler şarttır. Çok önemlidir, evet. Çoktur. Hemen soruma geçeceğim. Buyurun. Bu arada ben de son olarak bütün öğretmenlerimizi öpüyorum ve diyorum ki pedagojik formasyonlarını hep yenilesinler, hep yenilensinler. Öğrencilerine güzel güzel aktarımlarda bulunsunlar. İyi bir öğretim yılları olsun hocam, diyorum. Hocam ilkokuldaki öğretmenlerimden iki tanesi hayatta değil şu an. Onları saygıyla hatırlıyorum. Hayatta olan Gülen öğretmenimdi. İlkokul 1'deki öğretmenim. Aynı zamanda annemin de öğrencisi Gülen Hoca. Ben de onun öğrencisiyim. Ne kadar güzel. Annem de hayatta değil. Gülen öğretmenime de sevgi ve saygılarımı söylüyorum. Sağ olun hocam. Hocam mutluluk büyük bir hayat butonumuzda. Aslında hedefimiz mi? Mutluluğu biz nasıl anlıyoruz? Hepsini öğreneceğim ama. Mutluluk insanın hiçbir sıkıntısı olmaması mıdır? Yoksa başına gelen bir sıkıntıyı geçebilme kabiliyeti midir hayatta? Mutluluk tam olarak nedir? Hocam bir defa iyi oluş hali de diyebiliriz. Hı hı. Mutluluk diyebiliriz günlük dilde. İnsanın kendini iyi hissetmesi, keyifli hissetmesi, hı hı. iyi oluş hali içinde olmakla ilgili yakından. Fakat sübjektif bir kavram. Hı hı. Yani çok nesnel, somut değil. Bir algı. İyi oluş hali. Hı hı. Araştırmalar var evet. Dünyada. Birçok ülkede yapılmış. Bizim insanı, Türk insanı çok fazla mutlu hissetmiyor kendini. Hı. Çok uzun yıllardan beri böyle dünyada hissetmiyor. Bu subjektif bir şey. Hı. Hani bazen anne baba der ki evladım sıkıntın ne? Evet. Çocuğum, bir süre önce genç kız pencereden atlamış. Yani bir şey olmadı çok şükür de. Annesi diyor ki her şeyin var, sıkıntın ne? Şimdi dışarıdan bakıyor, bunun her şeyi var, bu niye mesele ediyor? Hmm. İşte dışarıdan gözüktüğü gibi değil. İçeriden fark edilmesi gerekiyor. Hmm. İçeriden fark ettiği önemli. Mesela biraz önce aklıma, yani siz söyleyince aklıma geldi. Amundsen Güney Kutbu'na ilk ayak bastı. Dört arkadaşı ona fırsat verdi, az sonra ayak bastı. Güney Kutbu'na ilk kez ayak basıyorsunuz. Toplantıda hadi kaptan dediler, bize bir konuşma yap. Hı, hı. Ne hissediyorsun? Mutluyum demedi. Hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Şimdi bir adı var söylemeyeyim, belli bir kişilik yapısı var. Hiçbir şey hissetmiyorum, çok soğuk dedi. Peki döndü gitti. Kaptan ne hissediyorsun dedi herkes. Çok soğuk çok dedi. Soğuk. Şimdi... Hocam yani bir başkası olsa ilk kez ayak basıyorum Everest'e çıktım. Çok mutluyum. Yok Kuzey Kutbu'nun Güney Kutbu'nun ilk ben ayak bas ilk insanım çok mutlu olabilir. Ama o öyle bir şey demedi. Şimdi dışarıdan tahmin edildiği gibi değil. İnsanlar yaşarken pek çok olayın içinden geçiyorlar. Bunların anlamlandırılması kişiye, yere, zamana göre değişiyor. Bir kişi, diyelim ki şu bir bardak suyu, hı hı. içtim, oh çok mutluyum diyebilir. Aynı kişi yarın içer demez. Yani o zaman kendi hallerimiz de var değil mi hayattaki? Pek çok faktör var, evet.
yani. Peki mutluluk öğrenebilir mi tam da bu noktada? Hocam bence öğrenebilir. Mutlu örnekleri görmek mutlu olma ihtimalini artırır. Stresli olmak öğrenir. Hmm. Yani direksiyonda stresli babaları, televizyonda dövüşen insanları göre göre öfkeli olmayı, kavgacı olmayı, şiddet sergilemeyi öğrenebiliriz. Ama sakin olmayı, mutlu olmayı da öğrenebiliriz. Şimdi şununla da ilişkili değil tam. Yani eğitim düzeyiyle mi ilişki? Bakıyorsunuz bir kültür cilalı taş devrinde. Fakat onun tanımadığı mutluluk farklı. Mutsuz bir şey yok. Yani mutsuz değil. Şu an mutsuzum demiyor. Bakıp ya ne kadar mutlu diyoruz. Hı. Ama emin değiliz. Bilmiyoruz gerçekten. Peki biz mutluluğun tam da bu noktada, sizin anlattığınız noktada tanımlıyor muyuz biz? Hocam yani, tanımı literatürde vardır. Var, bilimsel literatürde var. Hani o yani bilimsel nitelikli. Bu hani nasıl tanımlıyoruz teknik bizler? Olarak şey yapmak istedim. Hocam sübjektif iyi oluş hali. Yani sübjektif kesin değil. Yani şu şu şartlar olunca mutlu olur diye değil. Hekim tanımlar. Vücut şöyle şöylese sağlıklısınız. Evet. %100 olmaz ama büyük ölçüde sen sağlıklısın der hekim. O diyor. Çünkü objektif veriler. İşte vücut ısın bu kadarsa, evet. bu buysa o zaman homeostasis denge var. Sen sağlıklısın dedi. Ama biz bu şartlar var sen mutlusun diyemiyoruz. Hmm. Bu şartlar var daha ne istiyorsun? Bunu diyemeyiz. Belirli özellikler var. Bunun mutlu olması gerekir. Mutluluk hissedilen bir şey. Ölçüyoruz ama beyanı ölçüyoruz. Türkiye'deki bir butona basıyor, araştırıyor. Evet. Ben şu an mutlu değilim diyor. Aynı şartlarla olan Norveç'teki birisi belki mutluyum diyor. Hı. Onun hissettiği karşılaştırılıyor. Yani Türk insanı ne kadar mutlu bu ölçülmez. Ya da diyelim İtalyan, bir İtalyan fert ne kadar mutlu bunu ölçemeyiz. Hı. Ne beyan ediyor onu ölçebiliriz. Mutlu olmadığını beyan ediyor. O zaman beyanlar karşılaştırılıyor. Yani mutluluğa giden yollar var mı o zaman? Yani mesela bu aralar çok hepimiz duyuyoruz. Pozitif düşünün, mutlu olursunuz mesela. Yani mutluluğu olumlu düşünmek ya da işte spor yapmak, endorfin salgılanıyor. Şimdi bunlar duyduğumuz şehir efsaneleri. İşte bilmem şunu ye, bunu paran ye, çikolata ye, işte bazı şeyleri yemek. Başarın oldu mu? Yani mesela her başarılı insan mutlu mudur? Öyle değil. Hiç başarısız olup da mutlu olan da olabilir. İki kardeşler bir çok çok başarılı, mutlu olabilir olmayabilir. Sonra sürekli mutluluk, yani bir yıldır mutluyum diye bir kavram yok. Mutluluk anlık bir meseledir. Yani 4 yıldır mutluyum, bu anlamlı değil. Mutlaka iniş çıkışlar olmuştur. İşi yoktur, parasıdır, mutlu olabilir. Her şey vardır, mutsuz olabilir. Zaman zaman mutlu olur, zaman zaman mutsuz olur. Açıklayayım, şunu söylemek isterim. Şimdi mutluluk öğrenebilen bir şey çevreden. Bakıyor, çevreden ediniyor, taklit ediyoruz anne babamızı diyelim ki. Bir de genel olarak gelişme düzeyi mutlu olma ihtimalini artırır. Huzursuzluğu da artırır, kitap okumak, kendimizi geliştirmek. Bu sorgulamak, yaşamı sorgulamak, dünyadaki olayları sorgulamak. Bu bir mutsuzluk getirebilir. Yani getiriyor da. Evet. Sorguladığınız zaman çok mutlu olmuyorsunuz. Bilinç korkak ediyor. William Shakespeare'in dediği gibi. Evet. Ama aynı zamanda mutlu olma ihtimali de artıyor. Evet. Fakat acaba okumak, kendimizi geliştirmek, bizi mutsuz mu eder, mutlu mu? Bunu düşünmeden okumak ve kendimizi geliştirmek istiyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Bir ailede, örneğin bir aile içinde biz gelişebiliriz fikri olmalı. Birey, ben gelişebilirim fikri olması bu lazım. Mesela ben okudukça, öğrendikçe zaman mutsuz da oluyorum, mutlu da oluyorum. Tarihteki bir şeyleri öğreniyorsunuz, bilmek keyif veriyor, o an mutlu oluyorum. Hı hı. Ama kötü olayları okuduğum zaman da mutsuz oluyorum. Yani işte 20 sene önce Balkanlarda şu olay olmuş, ortaya çıkmış. Bosna'da bu olmuş. Hı. Bunu görmedik, okuyoruz. Okuduğum zaman perişan oluyorum. Hı. O insanlar için üzülüyorum. Üzülüyorsunuz, tabii. Fakat yine de her şeye rağmen bilmek istiyoruz. Ben ailede ben gelişebilirim. Biz ilişki tarzımızı, anne baba çocuklar, ilişki tarzımızı geliştirebiliriz. Dünyaya bakış tarzımızı geliştirebiliriz. Hocam geliştikçe... genel olarak çoğunlukla mutlu olma ihtimali artıyor. Bazı bilgiler bizi mutsuz edebilir. Hayat sorgulamak mutsuz edebilir. Fakat çoğunlukla öğrendikçe mutsuz olunmaz ya mutlu olunur.
öğrenmemiz gerekiyor. Mutlu olma ihtimallerini anlatıyorsunuz şu an. Mutlu olma ihtimali artıyor. Hocam mesela deriz ki varoluşçu psikolojide eşya kendi iradesiyle varlığına katkıda bulunamaz. Bu masa dört ayaklı. Evet. İstedi beş ayaklı olamaz. Öyle bir örtü üstüne koyamaz. Hayvanlar yani insan dışındaki bütün canlılar kendi iradeleriyle kendi varlıklarına katkıda bulunamazlar. At da kedi de zaman zaman mutlu falan oluyor, mırıldıyor. Evet, mırıldıyor. Ama kendi gayretiyle olmuyor. Yani ben bir dil daha öğreneyim, öyle bir şey yok. Olmuyor. Bir tek canlı içinde sadece insan ne ise öyle kalmak zorunda değil. Hmm. Kendini geliştirebilir. Geliştiriyor. İnsanın böyle bir gücü var. Hmm. İnsan bir çevrenin etkisiyle gelişir. İki kendi iradesiyle bir miktar gelişebilir. Hmm. Masa sadece çevrenin etkisiyle, etkisiyle gelişir. Hayvan kendi çevrenin etkisiyle bir şey öğrenir. Hmm. Şimdi biz öğrenebilen bir varlık olduğumuz için insan o zaman mutluluğu da öğrenmek mümkündür. Yani mutsuzsam hep öyle kalmak zorunda değilim. Derim ki şimdi acılı arabeskler var. Evet. 70'ten ünlü şarkısıydı. Evet. 70'in ünlü şarkısıydı. Şimdi acılı arabeski öğrenebilirsiniz ama yaşama acıyla bakmamayı da öğrenebilirsiniz. 70'te çok ilginç gelen bir şarkı. Söyleyen darılmasın. Sana da mı benim gibi çektiren var? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya neden ben niye geldim. Neden saçlarım beyazladı arkadaş? Şimdi ben niye bu dünyaya geldim? Şimdi sen bilmesen başka hiç kimse bilmez. Evet. Bir şey vardı. Yani Allah canımı alsın. Şimdi kahır kadın. Allah canımı alsın. Şimdi bu işlevsel olmayan bir yaşam. Mutsuzluğun dille beyanı. Bu herhalde mutlu değil. Değil bu tonu versek tabii. Araştırma yapıyor dünya çapında. Sürekli mutsuza basacak. Mutsuza basacak. Şimdi, çok doğru. İşlevsel yaşamayı öğrenmemiş. Gelişmek, bakış tarzımızı geliştirmek, yeni bilgiler edinmek insan için işlevsel bir tarz. Evet. Diyelim 90 yıl ömrü var birinin. 13.8 milyar yıllık evren tarihi boyunca evrenimiz 13.8 milyar dünya yaşında. Bu kişinin eline 90 yıl geçmiş. İlk 30'da diyor ki Allah canımı alsın. İşlevsel değil. Şunu söylemeyi öğrenebilir. İlk 30 kötü geçti. Vah vah. Önündeki 60 yılın iyi geçmesi için ne yapabilirim? Neyi kurtarırım? Bilgisayar mı öğrenirim? Bunu yaparım, bunu yaparım. Ya iş aramaya gidiyorum. Bu kıyafet acaba uygun mu değil? Nasıl gelişeceğini, nasıl mutlu olabileceğini insan sormalı. Ve geliştirmeli mevcudu bu duygusunu. Mevcudu sorgulamalı ve gelişmeli. İnancım şudur, sanatta da bilimde de. İnsan nasılsa öyle kalmak zorunda değildir. Değişken. Ama bazıları nasılsa öyle kalmak istiyor. Muhafaza etmek istiyor değil mi hocam? Çocukluğumda duyardım ki öyle der ki büyükler derlerdi. Babam değil tabii ki. Biz kalktık kalkmadık böyle gördük. Ben babamdan böyle gördüm. Ben değişmeyeceğim, gelişmeyeceğim, bakış tarzımı geliştirmeyeceğim diye. Acaba orada o aileden kopma korkusu mu oluyor hocam? Geliştiği zaman o babayı unutmak, anneyi. Yani ben şimdi siz derken sorguluyorum. Çünkü neden? Neden insan değişmek, gelişmek istemez? Burada da biz çocukluk döneminin önemine bir kez daha vurguda bulunabilir miyiz? Birçok sebebi var. Bir de tutucu olmakla ilgili. Bir sorunuzu cevap vermeden şunu unutmadan söyleyeyim. Sanırım Japonlara ait. Japon diyor ki, diyelim ki şu bardak. Evet. Yani bir bardak. Bunu mükemmel yaptık diyor. Acaba daha mükemmeli nasıl yaparız? Bunun daha mükemmelinin yapılabileceği fikri var. Telefon çok iyi bir şeydi. Yetmedi. Yetmedi. Ne dediler? Daha mükemmel nasıl yapar? Cep telefonu küçüldü. Hem bilgisayar hem faks her şey oldu. Daha da küçülecektir. Ve önümüzdeki yıllarda en geç 5-10-20 yıl içerisinde minnacık bir şey belki derinin tabii. altına takılacak filan bir şey olacak. Şimdi gelişme fikri hani çok ünlüdür felsefede. Eski Yunan'daki söz çok geçerli. Değişmeyen bir tek şey vardır o da değişimin kendisidir. Olmak ya da olmamak demiş ya Shakespeare. Günümüzde belki şu da geçerli. Bu söze inanmak ya da inanmamak. Yani değiştirebileceğim yani pek çok şey vardır ya da yoktur. Buna inanmak ya da inanmamak. Değişmeyen bir tek şey vardır. O da değişimin kendisidir. Çok güzel. Fakat bu değişimi bakın. Bu değişim
İyiye de olabilir, kötüye de olabilir. Ne istiyoruz? Bu gelişimin iyiye gitmesini istiyoruz. Mutluluk verici olmasını istiyoruz. Kişiye ve çevreye, dünyaya mutluluk verici, işlevsel olmasını istiyoruz. Yani değişmeye karar vermek de gerekiyor hocam. Değişmeye karar vermek ve gelişmekten korkmamak gerekiyor. Şimdi demin ki sorunuz, çekiniyor mu? Şimdi bu çok uzun bir konu. Evet. Fakat Türkiye'den Almanya'ya, önce Almanya sonra Avrupa'ya birçok vatandaşımız gitti. Evet. Köyde kalanlar 10 yıl içinde daha geliştiler. Giden daha geriledi. 30 daha yıl kaldım bir cümle bile öğrenmedim diyenler var mesela. İşte orada korkuyor. Kimliği bu uzun bir konu. Girmeyelim evet. Buna. Yok girmeyelim ama yani başka bu, konu olabilir. Yapalım yani bir gün hocam çok önemli. En az 20-30 dakika gerekiyor. Çünkü orada değişim çok önemli. Hocam gidiyor değişmiyor. Kapanıyor Türk mahallesinde oturuyor. Hiç başka mahalleye gitmiyor. Paris'te oturuyor. Eyfel Kulesi'ne 4 kilometre yaklaşıp bakmıyor. 20 yıl kalıyor, taksiye biniyor, havaalanına gidiyor. Şimdi bunda değişme korkusu var. Hmm. Başka şeyler de var altında. Değişirsem kültürüme ihanet ederim. Anama ihanet ederim var. Çok ufak bir ipucu vereyim. Çok yaygındır. 5 yaşında oğlan der ki anne ben seni çok seviyorum. Canım ben de seni seviyorum. Anne ben seni hep seveceğim. Yok evladım. Büyüyünce evlenirsin, evlenince karını daha çok seversin. Yok anne vallahi ben evlenmeyeceğim, ben hep seni seveceğim. Ufaktan iddiaya biniyor işte. Hocam kar suyu kaçırdı. İşte iddiaya bindi. Öyle karı hanım köylü olup karının havasına kapılıp i̇şte. Anayı atayı ihmal etme diyor. Hocam şimdi bir insan, bir erkek bizde, erkekler çok özen gösteriyor, aşırı gösteriyor. Hem anasını, hem eşini, hem karısını, hem çocuğunu, hem torununu sevebilir. Tabii. Benzer şekilde bir insan, ben hem kültürümü, Türk kültürünü tabii. Ama gittiğim ülkelerin kültürünü, Alman'ı, İngiliz'i, Fransız kültürünü, o kültürleri de sevebilirim. Avrupa'daki kültürleri sevmek, şeyleri sevmek, kendi kültürüme ihanet değil. Bunu da öğretmek gerekiyor. Hı hı. O zaman daha mutlu olacak. Daha gelişim dünyaya bütün bakmak. Hocam kapanmayacak. Kapanmayacak. Köyde kalan daha gelişiyor. Çünkü 10 sene televizyon izledi. Orada giden televizyon da izleyemedi diyelim. Çalıştı, bir zaman tabii, izlenmiyordu, yeni tabii. İzleniyor. Hocam uzun bir konu. Fakat sonuç olarak şu noktada şunu söyleyebiliriz Açelya Hanım. İnsan gelişecek miyim, gelişmeyecek miyim buna karar verecek. Bir birey gelişmezse kıyamet kopmaz. Yani birey olmaktan bahsediyoruz hocam, aslında değil mi hocam bir de tam bu konunun şimdi içinde. Şunu söyleyeyim. Mesela bugün var, gelecekte hedeflerimiz var. Evet. Hedefe doğru yürüyor. Bir birey geriye gitmeye karar verir. Ben gelişmeyeceğim. Evet. Der. Ya da şey yapacağım nedir? İleri patinaj gireceğim. Yapacağım der. Gelişmeyeceğim. Birey gelişmezse kıyamet kopmaz. Ama bir toplum gelişmemeye karar verirse kıyamet kopar. Hmm. Bir fabrika biz aynı kalacağız der. Kalktık kalkmadık biz böyle yaptık derse o fabrika batar. Hmm. Bir toplum da gelişmekten, geleceğe yürümekten vazgeçerse hep bugüne kalacağım derse toplum. Ya da ben geriye gitmek istiyorum derse diyebilir. Böyle bir hakkı var ama yok olur. Hocam yok olur. Geri giden de mutlu olabilir. Bakın yani bireysel olarak biz ailece geri gideceğiz diyebilir. Çok güzel. Mutlu olur. Mutlu olur. Mutlu olur. Ama geriye gider. Hocam yani torunlar için sıkıntı var. Hocam torunlar yok olabilir. Yok olabilir. Şimdi orada onu söyleyecektim. Bizim kendi mutluluğumuz aslında kendi tasarrufumuzken bir toplum ve aile içinde yaşarken aslında kendimizden de çıkan bir durum oluyor. Yani biz hiçbir zaman tek başımıza bir odanın içinde yaşamıyoruz. Bir kesinlikle. Ailenin içinde, bir iş yerinin kesinlikle. İçinde. Bu noktada beslendiğimiz şey mutluluk yani demin dediğiniz gibi kahır, acı olursa öyle bir yaşam kuruyoruz. Sizin bize öğrettiğiniz gibi yine aynı yere geleceğim. Hayatta küçük mutlulukları birleştirip küçük şeylerden yani mutlu olmakla ilgili bunu geliştirirsek de beslenme gibi iyi beslenmek, iyi yemek yemek. Kötüye ruhumuza da bunu diyebilir miyiz? Yani iyi şeyler, geliştiren şeyler dinlemek, araştırmak, bulmak. Aynen, evet. Aynen. Çok hoş bir film vardı. Filmin adını unuttum şimdi. Bir aydın, aydın anlatıyor. Evet. Müthiş olaylar oluyor. İşte kadına, kocası çok kötü dövmüş, şunu yapmış, bunu evet. Yapmış. İlgileniyor, bir şeyler yapıyor. Bir büyük bir stresli ortam. Fakat geçerken bir çocuk var, çocuğa göz kırpıyor. Şimdi aklı başında birisi öyle stresli bir ortamda çocuğa göz kırpmaz. Ben telaşla giderken bir yerden koşuyorum bakıyorum kedi oturuyor. Bu bir alışkanlık oturuyor. Günaydın diyorum ya da iyi akşamlar diyor. Miyav diyor. Çoğunlukla diyor. Kalkıp gelen var. Evet. Geliyor bakıyor tekrar geri evet. Dönüyor. Şimdi işte küçük şeyler küçük bunlar. Şeyler. Hocam bunları görmeyi alışkanlık haline getirmek de önemli. Hep derim ki sürekli mutlu olamayız. Bakın ilkedir. Sürekli mutlu olamayız.
her durumda mutlu olmak zorunda değiliz. Van'da deprem varsa mutlu olmak zorunda değiliz. Komşu cenaze varsa, dedeniz hastaysa mutlu olmak zorunda değilsiniz. Ama her durumda behemal güçlü olmak zorundayız. Hep mutlu olacağız diye bir şey yok. Nedir? Güçlü olmak ve ayakta kalmak. Geleneksel Türk kültüründe cenaze dönüşü helva yaparlar. Keyiften yiyorlar. Rahmetli de iyi bir miras bıraktı filan demiyorlar. Nedir? Cenaze evi erkanı onu yesin ayakta. Bir kaşık helva ancak yer, yarım kaşık. İmmün sistemi, bağışıklık sistemi çökmesin diye. Her durumda mutlu olamayız. Ama bir yıl içinde, ay içinde, gün içinde mutlu olduğumuz dakikalar ne kadar çok, o kadar kârdayız. Ama önemli olan güçlü olmaktır. Çünkü güçlü oldukça mutlu olma ihtimalimiz de her zaman çok var. Çok güzel. Evet. Güçlü olmak, gelişmek, ileriye gitmek. Güçlü olmak işte bilmek gerekiyor, gelişmek hocam, bilmek gerekiyor, değil mi? Evet. Bir de doğayı hocam, demin çok güzel bir örnek verdiniz. Aslında biz sabitliyor muyuz? Size onu sormak istiyorum. Mutluluk anlayışlarımızı da kendi kafa butonumuzda sabitliyor muyuz? Yani aslında hiç ummadığımız bir yerden de dediğiniz gibi sokak diyorunuzda bir kedinin size gösterdiği şefkat de bir mutluluk sebebi midir? Ya da bir deniz kabuğu bulabilmek. Yani kapınızın çalıp bir komşunuzun bir avuç bir şey getirmesi, bir aşure dağıtması. Evet hocam. Yani hocam şimdi belki siz yaşadığınızı bilmiyorum. Yaşınız benden daha küçük. Benim çocukluğumda bayram olacağı zaman çok sevinirdik. Şunu hatırlıyorum, iş dersi yapacağız. Bir torba. İçine dikiş iğnesi, makas var. Ertesi günü işte bir şeyler öğreniyor. Bütün bir gün heyecanlanmıştım. Şimdi matematik, fizik yok. İşte matematik, Türkçe falan güzel ama bir şey dikmek çok heyecanlı. İşler çok heyecanlı. Hocam ama hiç yapmazdık. Çok az yapardık. Şimdi eğitim sistemimiz içerisinde bunlar da olmadı. Şimdi ben o zaman heyecanlanırdım. Mutlu olurdum. Fakat şimdi bir şey yapacağız. Mesela yarın tiyatroya gideceğiz. Ben bir gün önceden heyecanlanmaya başlıyorum. Bunu galiba babamdan öğrendim. Çok duygusal. Şunu net hatırlıyorum. Birine gezmeye gideyim der. Annem babam tek çocuk ben gideceğiz. Hani bakar hava yağmurlu. Anneciğim derdi ki Salih babama diyor. Hava yağmurlu bugün gitmeyelim. Babam küser bütün keyfi kaçar. Bütün gün yağmur yapmayanlar var tabii. Hocam hayır yani yağmurda gitmeyelim yarın gidelim. Niye şimdi gitmiyoruz? Babam heveslenmiş. Bir kere heveslendi mi şey olurdu, bozulurdu. Onun yapılması gerekiyor. Hocam bu çocuksu bir heyecan, çocuksu bir coşku. Kaybetmemeliyiz değil mi? Aynen. Çocuksu coşkuyu kaybetmemek gerekiyor. Hocam büyük piyangoyu çıkmayı beklememek gerekiyor. Büyük piyango hiçbir zaman çıkmayabilir. Hocam piyangoyu üreten de çıkan da ben olmalıyım. İnsan kişi kendi piyangosunu kendi üretmelidir. Mutluluk budur. Ne demiş halkımız? Bazı sözleri doğrudur. Eline gelen şey öğün olmaz, işte onunla düğün olmaz. Hocam dışarıda piyangoyla, kumar kazancıyla mutlu olunmaz, gelişmek olmaz. Hiç işe yaramaz. Sadakayla gelen mutluluğu mutluluk saymıyoruz. Bakın Freud'den biri, üstadımız Freud'den biri, biz psikologdan hemfikir olduğumuz şey şudur efendim. Karınca karanca üretken olacağız. Siz üretkensiniz, ben üretkenim, kameraman arkadaş üretken. Karınca karanca üretken olacağız. Üretirken de az biraz mutlu olursak hayat budur. Çok güzel. Üretmeden olmaz. Üretmeden sevda olmaz. Belki sorularınız arasında var mı bilmiyorum. Var var hocam. Halkımı var. Çok tatlı bak bak. Şöyle bir sorunuz var mı efendim? İşte yani para için, aşk için para gerekli mi? Sevda için para gerekli mi? Evet gereklidir. Aşkta paranın önemli olmadığını iddia eden ünlü bir söz var. Bir süre önce fark ettim. Ne diyor? Efendim iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Bu söz aslında aşkta, sevdada paranın üretimin önemli olduğunu gösteriyor. Bir defa bir samanlık gerekiyor, bir dam gerekiyor. Kerpiçten merpiçten bir ev ovağın ortasında dımdızlak yerde sevda olmaz. İkincisi ne gerekiyor? Saman gerekiyor. Üretim gerekiyor. Buğdayı arpayı üretmeden saman olur. İthal samanla aşk olmaz. Kesinlikle katılıyorum. İthal samanla olur. Hocam mutlulukla ilgili de sevdiğim bir örneği söylemek isterim. Alexander Solzhenitsyn'in Sovyet rejim karşıtı bir yazardı. İvan Denisov için bir günü. Son sayfası. Özetle. Çok zor koca. Stalin'in Sibirya kamplarında perişan. Habire insanları ölüyor. Uyduruk bir çakı yapar, inşaata çalışır. Ufak, şapkasının kenarında kontrolü atlatır, sokar.
Yemekte de yarım kepçe hatırladığım kadar yemeğin sevdiği taraf ona gelir. İvan Denisovich akşam yatar. Yorgan falan yok, tahtada yatıyor. Gözünü kapatır. Bugün der, çakıyı kapıdan geçirdim. Yarım kepçe yemeğin sevdiğim tarafı da bana geldi. Bir insan bu dünyada başka ne isteyebilir dedi. Huzur içinde uyuyordu. Kitabın ana fikri bence şu. İnsan evladı en olumsuz koşullar altında dahi mutlu olabilir. Kesinlikle. Arayan olur. Ve insan evladı en olumlu koşullar altında dahi mutsuz olabilir. En olumsuz koşullar altında dahi mutlu olabilir. O Nazi kampında veyahut da Stalin buz kampında insanlar mutlu olmadan hayatta kalamazlar. Çok doğru. Bir amaç gerekiyor. Küçük mutluluklar gerekiyor. Çok güzel. Hocam çok güzel anlattınız. Şimdi siz bunu anlatırken aklıma gözüme şöyle bir görüntü geldi. Şimdi bize bir şeyler sunuluyor ya, eğitimde, hayatta, ailemizde bir paket program var. Hani diyorlar ya hocam, sağlığınızda şunu yaparsanız öyle olur. Bir paket. Aslında sizin anlattığınız da bu mutluluklarda kendinizi geliştirmek, birey olabilmek, yani mutluluğa giden bir paket programı anlatıyorsunuz bize. Evet. Küçük şeyleri görebilmek, bunları değerlendirebilmek, aile içinde gelişebilmek, toplum içine bakabilmek. Güzel bir paket program. Ben bunu cebime aldım. Mutlaka değerlendireceğim daha da fazlasıyla. Hocam sevdiğim bir örnek var izninizle. Şimdi bak, şu stüdyodasınız. Evet. Burada bir şey yokken arada bir bakıp ya ne kadar güzel, ben bugün burada program yapıyorum. Evet, 20 sene sonra bunu yapmayacağım. Evet. Diyorsanız iyidir. Ama pek çok kişi bunu değil. Bir insan Anadolu'da bir yere tayin oldu. Hı-hı. Memur 10 sene bir evde kaldı. Normal. İşte bir salon, üç odam. Tam ayrılma vakti gelince eşyalar toplanır. Genelde ben eve bir bakayım der erkek kadın. Hı-hı. Evle vedalaşmayı ister. İki saniye girer. Peşinden gidip hadi acele et diye rahatsız etmemek gerekiyor. Çocuk odasıyla vedalaşmayı. Şöyle bir kalır, bir bakar. Wow der. 10 senem bu evde geçti. Çok burada terfi ettim. Burada çocuğum oldu. Şimdi ama o 10 yıl boyunca kadın erkek hiçbirisi salona gelince wow benim salonum. Demez. Burada karton piyeler, burada pencere hiç demez. Ne zaman ayrılıyor ev kıymete biner. Şehirden ayrılırken de son bir kez her şeyimizde, ilimizde bir Cumhuriyet Caddesi vardır. Son bir kez Cumhuriyet Caddesi'ne boylu boyunca bakar. Bir daha biz gelmeyiz bu şehirden. Ama 10 sene kimse o caddeyi fark ederek fark edemez. Hocam hayat bitmeye başladığı zaman sonuna gidince de wow bu dünyamış demeye başlıyor insanlar. Bitmeden fark etmek. Ah ne güzel söylediniz. Şehirden ayrılmadan fark etmek. Ah ne güzel. Ne kadar erken o kadar kâr. Hocam gençliğinde duymuşum. Yani bu varoluşçu felsefe var ya. Orta yaşta asıl çıkar. Fakat öyle denir. Ama hiç okumasaydım. Yani fizikçi falan olsaydım. Evet. Ben bu felsefeyi yine üretecektim. 14 yaşımda Erzurum'dan çıktık, kamyonla şeye geliyoruz, Ankara'ya geliyoruz. Annem babam ben. Hiçbir yerde okumamışım. Erzincan'da bir parkta gidiyoruz. Annem babam biraz dolaşıyoruz. İçimden şu net geçti. Bugün ben annem babamla buradayım ama 20-30 sene sonra birlikte olmayabiliriz. Dur da şunun tadını çıkarayım dedim. Ne güzel bir örnek verdiniz. Hocam bu kitap yazıyor, insanla öğreniyor. Yazmasa da ben onu keşfedecektim. Varoluşçu felsefi sadece orta yaşta değil, genellikle orta yaşta ama çocuk yaşta da keşfetmek mümkün. Hakikaten onlar yok şimdi ama onun tadını çıkardığım için... O an var sizde. Hocam o an var ve çok mutluyum. O duygu da var. Evet hocam. Ayşe'ydi, Ahmet'ti, çocuğumuzdu, eşimizdi, kedimiz, köpeğimiz. Onları fark edip o anın tadını çıkardık. Çok önemli. Hayatın çok tadını çıkardık. Biz yoksak bu dünya yok çünkü. Evet. Biz bu dünyadayken bu dünyanın farkına varalım. Sizler... hocam çok güzel sorular soruyorsunuz, testler yapıyorsunuz. İzin verirseniz bizim ekipçe hazırladığımız sorularımız var. Buyurun hocam. Aman siyasi olmasın. Yok yok hocam. Siyasi olsa onu da pozitif bilimi anlatıp, pozitif bilimin önemini anlatıp idare hayır, ederim. Hayır, buyurun hayır. Hocam. Çok kısa zaten hocam, izninizle başlıyorum. Siyah mı beyaz mı? Yeşil. Yeşil. Niye yeşil? Çünkü eşim yeşili çok sever, Zehra Hanım. Zehra Hanım. Burada yeşil var. Zehra Hanım'ın sevgisini Zehra sever. Bir kere daha ben kavun içini burada. Severdim. Hı-hı. Evlenmeden önce. Şimdi kavun içi ve yeşili birlikte seviyorum. Yeşili daha çok seviyorum. Yeşili daha çok Zehra seviyorum. Yeşili sever. Peki ben size siyah ve beyaz bir gömlek alsam hangisini giymek istersiniz? Yeşili gidip kendim alırım. Kendim alırsınız. Tamam oldu. Yani yanlış anladım. Estağfurullah. Hayır. Hayır, daha da zorlamayacağım durumu. Tamam hocam. Yani zorlamayacağım ama bu konuda sizi muhafazakar gördüm hocam. Söyleyeyim. Hocam siyah beyaz iyi. Ben Beşiktaşlıyım. Ben tabii soydan çok iyi. Fakat yani tamam siyah beyaz iyi, ikisini birden girmek isterim ama hocam yeşil Beşiktaş'ın da üstünde. Buyurun hocam. Anlıyorum. Peki hocam. Gece mi gündüz mü? İkisi birden.
Çünkü gündüz keyifli çok şey görüyoruz. Gece de daha çok çalışma fırsatım oluyor. Hmm. Her ikisi, ikisi de kıymetli sizin hayatınızda. İkisi birden olsun. Evet. Peki, buyurun. Cep telefonu mu bilgisayar mı? O cep telefonu, cep telefonu hayır. Kullanmamaya çalışıyorum bir köşece. Evet, bilgisayarda yazıyorum. Yazıyorsunuz, yani bilgisayar, değil mi? Bilgisayar, evet. Biz de zaten öyle tahmin etmiştik ekipçi. Biz, evet, sizin sorularınızın, cevaplarınızın üzerine de kendi aramızda bir oyun kurduk. Vallahi, hoca, evet, ne diyecek? Şimdiye kadar maalesef Serap önde gidiyor. Bir tek yeşili atlamışsınızdır. Evet, yeşili hiçbirimiz bilemedik. Para mı, aşk mı? İkisi birden. Bence yani ikisi ne dedik? Birden, evet. Zamanın serranı olması, hı-hı, için üretim gerek. Hem de her iki taraf için de geçerli. Evet. Kadın ve erkek için, evet, de çalışmak. Maalesef. Yani illa para değildi Açeli Hanım. Üretim gerekli. Hı-hı. Öğretmenliğimizi üretiyorlar. Hı-hı. Onun için kutsallar. Kutsaldır. Üretiyor. Çöpçü üretiyor, mühendis üretiyor, hekim üretiyor. Hı-hı. Biz üretiyoruz. Üretim olacak. Para çok önemli değil. Ama ürettiğiniz zaman da para da geliyor, geliyor yani. Geliyor zaten. Peki hocam, tam diğer sorulara geçmeden önce, geçim sıkıntısından dolayı bizler maalesef aile arasındaki çok geçimsizliği de görüyoruz. Geçim çok sıkıntısı doğru. Geçimsizlik yapıyor. Doğru. Bu noktada bize önereceğiniz birkaç anahtar var mı? Biz tamam kapıyı bulalım, kendimiz açalım ama sizin anahtarlarınız çok kıymetli. Seyircilerimize söylemek istediğiniz, şu an karı koca geçim sıkıntısı çekenlere birkaç formül söyleyebilir misiniz? Hocam, söylemeye çalışacağım. Yani yıllardır söylediğim, evet, bir şey var. Bir insan yılmaz, resilience dediğimizde, yılmazlık içinde olabilir. Evet. Yılgınlık, yaşam karşısında. Ufak bir engel olunca batsın bu dünya. Hemen tekme yumruk gidiyor. Önüme masa çıktı, masayı tekmeliyor. Başka seçenek, üstten atlayabilirse altından sürünüp geçebilirim. Yılmazlık içinde olmak, genel bir yaşam tarzı. Bunu öğrenmiş olmak ya da öğrenmemek. Çok sık oluyor. Adam orta ölçekli esnaf işini kapatıyor diyor. Evet. Bak, bunu hep örnek veririm yıllar. Bir kısmı hemen depresyona giriyor. Hı-hı. Bir kısmı. Yılgın. Evet. İkincisi içki. İçkiye. Üçüncüsü, hı-hı, karısına saldırıyor. Hı-hı. Bu pratikte vardır efendim. Hı-hı. Çocuğunuzu en çok da kadına saldırıyor. Halbuki en sevdiğimiz için yaşarız hocam, bu hayatta. Zengin bir, maalesef çok büyük bir psikolojik mekanizma var. Bir başkası da tutuyor. Bir hafta üzülüyor, 8. gün kalkıyor, tıraş oluyor, hazırlanıyor, sokağa yeni iş aramaya çıkıyor. Hocam, öfkelendiğimiz, hani tekmeğime davranışı vardır ya, hı hı, psikolojide öğrenciler bunu anlatırız. Yani iş yerinde patronu onu kızdı, cevap veremedi, işte o sokağa çıktı bilmem, şoföre bağırdı. Şoför cevap veremedi, araba gitti, o eve gitti, karısına bağırdı. Öfkeyle erkekler eşlerine bağırırlar. Çoğunlukla saldırıda olur. Bu pratikte vardır. Sonra da ne oldu? Kadın da zavallı kediye tekme attı. Bunu kediye ya da çocuğa. Attı. Hocam, çocuğa attı. Çocuk da çocuğa kediye kızdı. Attı. Hocam, yukarıdan aşağı değil. Gücü yetene. Şimdi şunu fark etmek gerekiyor. Beni engelleyen bir şey varsa, bu parasızlık olabilir, iş yerinde başarısızlık olabilir, cüzdanımı kaybetmek olabilir. Beni engelleyen şeyler karşısında bu öfkemi yanlış kişilere yönlendirmemek. Anadolu'muzda güzel bir söz vardır. Halkımız der ki, milletimiz şunu der. Davacının aptalı derdini mübaşire anlatır. Hocam, bir işimi kaybettim, eksik diyelim ki, karıma bağırıyorsam derdini mübaşire anlatıyorum. Çocuğuma bağırıyorsam derdini mübaşire anlatıyor. Git yeni bir iş edinmeye çalışın. O ailede yılmazlık fikri olmalı az biraz. Gelişme fikri olmalı. Müzakere fikri olmalı. Adam işini kaybetti. İşsiz kaldı. Olabilir ya da kadın kaybetti. Oturup ne yapacağız diye müzakere, evet, etmek olmalı. Evet. İstişare edip birlikte istişare, istişare etmek gerekiyor. Hocam, çok sorumuz var. Sormak istiyorum ama... Sizin sorunuz bitti değil mi? Daha var. Peki. Ama seyircilerimizin de sorusu var. Ne kadar güzel. Ben böyle sıkışmaları çok seviyorum. Bu bir fayda sağlamak olduğu için. Hemen onları, buyurun, sormak hocam, istiyorum izninizle. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz. 34 yaşında. Oğlum işsiz. Ergenlikten beri arkadaşlarına çok önem veriyor. Ailesine önem vermiyor. Ne yapmalıyım? Şimdi hocam, arkadaşlar ergenlikten beri arkadaşa önem veriyor, bize önem vermiyor deyince, evet, çok eksik bir data elimde. Şunu düşünün. Ergenlikte tabii ki arkadaşlarına önem verecek. Anne baba istiyor ki bu ergenliğe yaşı girsin de kendi girmesin. Ergenliğe girdi, sofrada benim olsun, sinemaya benimle gelsin, gezmeye benimle gitsin. Ergenliğin özelliği birey olmaya anne başladım, baba yetmez artık. Tabii. Biri arkadaşlarıyla, tabii, olacak, kendini geliştirecek. Ergen çocuğun, pek çok anne babadan ricam, çocuğunuz sizinle gezmiyor diye sevgili dostlar lütfen üzülmeyiniz. Yoksa ana kuzusu derler, ezik derler. Şimdi gençler öyle diyorlar. Hocam, tabii ki arkadaşlarla gezecek.
Yaşam kalsa çocuklarımızı güçlü yetiştirmeliyiz efendim. Evet hocam, 11 kolay. Yaşında oğlum var. Sorumluluk yüklenince agresif oluyor. Derslerini de benimseyemiyor. 11 yaş. Nasıl bir sorun? Eksik bilgilerimizde bilemiyoruz. Fakat genel bu eksik bilgiye dayanarak izninizle şunu söyleyebiliriz. Çalış, herhalde çalış oğlum, çalış kızım. Niye çalışmıyorsun diyorlar. Geçen sefer söylemiş olabilirim. Çok kısa önemli bir bilgi tekrarlamak istiyorum efendim. Tekrar söylemek isterim. Anne babalar çalış oğlum, çalış kızım diyorlar. Hı hı, evet. Bu tedaviden kalkmış, eskimiş, eskinin bilgisi. Zaman ne ileriye gidiyor. Hocam ultrason varsa, MR varsa hala sınıkçıya gidip şöyle parmağına bakmanın alemi yok. Tabii. Hocam geriye gitmeyelim. Hala sülük çekmenin alemi yok. Hocam başka bir şeyler var. Şimdi yeni çıkan birçok güzel yaklaşım var. Birkaç tane önde. Bunlardan biri. PAS teori dediğimiz bir olay var. KES testi var. Değerli izleyicilerim, not etmek isterse KES testi. KES C ile yazıyor. Ceyhan'ın C'si. C, Ankara'nın A'sı, Samsun'un S'si. KES testi. Hocam bu testi yüzüklerin efendisi olur ya. Türkiye'deki efendisi İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi'nde de Tamer Ergin Hoca. Bunu Türkçe'ye adapte etti, uygulanıyor. Bütün RAM'larda, RAM Rehberlik Araştırma Merkezi. İllerde, ilçelerdeki RAM'ları Milli Eğitim'in göndermesi gerekiyor İstanbul'a. Hocam 3 kuruş masrafı olur, milyon kuruş bunun getirisi olacak ülkeye ve çocuklara. Hocam uygulandı, çocuk niçin çalışmıyor? Dikkat eksikliği hangi konuda var? Az sonrasını planlayamıyor. Kaç basamak sonrasını planlıyor? Hocam bakıyorum yanında uygulandığı zaman bunu uygulayan arkadaşlar söz gelişi. 5-17 yaşında uygulanıyor. Evet, 5-17. Öğrenme güçlüğü mü var? Organik bir sıkıntı mı var? Evet. Çocuğunuza diyelim, diyor ki iyi hoş da biraz 7 yanlış oyununu oynasın. Ne alaka diyorsun? Bakıyor 7 yanlış görmüyor çocuk. Farkları göremiyor. Hocam farkları görmediği zaman problem çözmesi, coğrafya öğrenmesi zorlaşıyor. 7 yaş, 2 buluyor, 3 buluyor, 7 buluyor, gelişiyor. Puzzle yaptırıyor bazen. Bakın ilgisiz gibi gözüküyor. 500'lük 1000'lik puzzle ne var? Planlama var. Asansörün düşünme var. Ayırma var. Vazgeçmemek tabii var. Dikkati toplamak, teksif etmek var. Yani sorunun sebebini bulmak gerekiyor. Hocam KES testini şimdi moda bu. Yani rağbette ve değer veriyoruz. Değer veriyor. KES testi hocam, mutlaka bu uygularız. Yani niye çalışmıyor bu çocuk? Zor. Hocam yani bakın deriz ki atla binici bir ikili oluşturur. At evet, sosyal. Bütünleşirler. Fakat sahibi diyelim yarım santim yarım santim mana yükseltir, at atlar. Bazen acıyıcı davranır sahip. Diyelim 5 santim yükseldi. At takılır ve düşer. Düştü. Küsmez görünüşte ama o günden sonra sahibine güvenmez. Hocam o ikili bozulur. Bozulmayacak. Benzer mantıklı. Çocuğun kapasitesi var. Şunu yapamıyor. Şu problemi çözemiyor. Biz bunu çok zorladığımız zaman o zaman o at gibi onu yani geri çekilmesine yol açıyoruz. Evet. Evet hocam. Yani o yüzden lütfen testlerle, yöntemlerle değerli uzmanlarımızın geleneksel bulduğu yöntemler işe yaramaz. Evet. Biraz önce Mehmet Bey şefimiz dedi, biliyor musunuz hocam, çok hoşuma gitti. Eskide kaldı o eti döverek pişirmek dedi. Etin suyu içinde kalacak dedi. O bir eski yöntem ve eski bilgidir. Ne yani, geçtik oraya artık bu hayatta dedi. Ve gerçekten de şimdi biz etin suyuyla pişirmeyi öğrendik. Bize bir mutfakta geçer bu. Hayatta da her şeyde öyle değil mi hocam? Bilgiler yenileniyor, araştırılıyor. Bu arada ben oyunuma devam ediyorum. Hocam devam edelim. Mesela tabii benim çocukluğumda en iyi yöntem çocuk işte çiş kaka yaptı. Kil konurmuş. Evet. Hocam hala kil tavsiye eden büyükler, hamineler var. Hocam çocuklarda o kalça çıkıyor oluyor. Çıkıyor oluyor tabii. Kil geçti. Buyurun sorunuz. Masal mı gerçek mi? İkisi de. İkisi de. Çünkü ben masal de yazıyorum. Evet. Gülmek mi kahkaha mı? Hocam kahkaha daha iyi hocam. Hafif gülüp de ne yapacağım? Birden kahkaha atalım hadi olsun. Biz kahkaha yayın sonrası için soruyoruz hocam. Çay mı kahve mi? Çay mı kahve mi? Hocam şu an ikisi de mideme iyi gelmeyecek. Ihlamur verelim o zaman hocam. Soğuk bir su. Soğuk bir su istiyorsunuz. Peki şimdi en son soruyu, çünkü biraz açılması gereken bir soru bu. Ben yaklaşık bunu öğreneli hocam 5 ya da 7 yıl annem öğretmişti. Ben çok anlam yüklüyorum. Bazı arkadaşlarım çok anlamlı bulmuyor bu soruma ama sizin fikrinizi merak ediyorum. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Hocam ikisi birden olsa. Ne güzel. Hocam ikisi birden bakın haklı olduğumuz zaman, haklı olduğumuza inandığımız zaman, birileri bize haksızlık etse de evet, adil bir durumla karşılaşmasak da evet, haklı olduğunu hissetmek içeriden iyi. İyi bir şey. Fakat haklısınız, kopya çekmediniz diyelim.
Diyelim ki sen kopya çektin dedi birisi. Haklısınız, öyle bir şey yapmadınız. Bu sizi üzüyor. Fakat doğru olduğunuzun teşkil edilmesi, pardon evladım çekmedin denmesi ekstra mutlu eder. Evet. Annem öğretti dediğinizde tam o sırada şunu atladım. Küçükken o lisede galiba. Evet. Annem şunu dedi, kaldırımda gidersiniz, kaldırım taşları evet. arasında bir tanecik ot çıkar. Şu kadarcık. Evet evet. Şöyle betonların arasından bana bir ot çıkar. Bana demişti ki bundan saygı değer demişti. Şimdi bunu kullanıyorum. Hakikaten kullanıyorum. Niye? Her şeye rağmen varım ve yaşıyorum. Yaşıyorum. Yani insana özgü bir tavır belki. Yılmazlık, o yılmazlık sergi. Yarım damla su buluyor, ağustosu orada geçiriyor. Hı hı. Faydayı buluyor. İnsanlar hasta oldukları zaman, derin psikolojik hastalıklara girdikleri zaman da aslında her hastalık bir yardım çağrısıdır. Hı hı. Bir ufak sigortanın yaşamı kurtarması anlamına hı. gelir. Her şeye rağmen varım ve yaşıyorum demek istiyor. Bunun yapılması gerekiyor. Annelerimiz bize güzel şeyler öğrettiler. Evet, kesinlikle katılıyorum. Her anneye bilgileri olsa da olmasa da güdüleriyle, koruma güdüleriyle belki o anlamda anneler, babalar, ebeveynler, ben burada cinsiyetçi yaklaşmak istemiyorum. Her çocuğuna eğilen, cinsiyetçi değil ama her çocuğu için emek harcayan anne babaların bilgilerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum hocam. Bizim de testimizin sonucu şöyle çıktı. Benim ruh sağlığım iyi mi? Bir bakın bakalım. Maşallah çok iyi ama çok pozitif, çok duygulu, çok da kıymetli bir insansınız bizler için. Hocam bir şey söyleyeyim değerli izleyiciler. Empati kitabından yazdım ama böyle üniversitedeyim. Ya üniversiteyi bitirmişim. Anneanne babamla Eskişehir'den gidiyoruz böyle arabayla. Haziran olduğu gibi gelincik. Camı açtım. İkim, üçümüz. Annem babam dedi ki bu gençlikleri size hediye ediyorum. Babam aldık kabul ettik dedi. Devam ettik gittik. Şimdi eşime güzel bir grup çiçek görünce hediye ediyorum. Koparmıyoruz. Çoğalıyor. Mesela atmaca hediye ediyorum. Kartal hediye ediyorum. Gördüğünüzü gösteriyorsunuz hocam, hediye ediyorsunuz. Kartalı vurup da ya da geyiği vurup da şöminenin üstüne asmayı ben anlayamıyorum. Hocam bu avcılık iyi bir şey değil. Mesela Anadolu'da avlanacak hayvan kalmadı hocam. Hocam gösteriyorum. O zaman binlerce doğada yaşayacak kartalı olacak eşim. Hı hı hı. Ya da o bana doğan göster. Çok doğan güzel bir örnek verdiniz. Özellikle mutlu çocuklarımız ediyorum. Dokunmayı çok seviyor ya hocam belli bir yaşa kadar. Evet hocam. 10, 11, 12 yaşına kadar dokunarak dünyayı tadıyorlar ya. Maalesef dokunurken ben birçok çocukta görüyorum. O sokaklardan geçerken o yaprakları koparma hissiyatı oluyor. Çiçeği koparma. Onlar tabii ki bunu bilmiyorlar. Ama tam siz bu konuyu açmışken onları koparmadan sevmeyi, hatta dalında öpmeyi, o çiçekle bir bağ kurup okula giderken bakalım ne oluyoru izletmeyi öğretmek çok önemli bir bilgi değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Belki ufak bir ayrım da yapmak gerekiyor. Lütfen söyleyin. Şöyle ki, şimdi doğadaki sülünü asla vurmam, sülünü yemem. Evet. Ama pek tavuk et yiyor muyuz? Yiyoruz. Gençlerin özellikle yemesi de gerekiyor. Şimdi özel yenmek için yetiştirilen hayvan başka, doğada geni sınırlı olan hayvana vurulması çok başka. Doğadaki hiçbir çiçek koparılmaz, kardelen koparılmaz. Ama bir serada bu çiçekler yetiştirilmiş. Evet. Bir serada o amaçla eğer hiç kimse almayacak olsa çiçek tüketimi olması yetiştirilmeyecek. Aynen. Böylece üretim olmaz. Belki rasyonalizasyonel içimizi rahatlatıyoruz biraz ama biraz etli ama gerçekçi bir tarafta et yenecek. Et yenecek. Ama doğadaki et yenmeyecek. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de süremiz bitti. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Her zaman bekliyoruz. Çok sağ. Bu Alman meselesi, Alman değil de Avrupa'ya gitme gel meselesi ayrı bir zaman. Bir gün konuşalım. Değişime konuşalım. Açık olmayı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ ben hemen sağ Mehmet Şefim'in yanına gidiyorum. Ekin konuşamadım bak. Diye. Biz de son dokunuşları yapıyoruz. Fırında da mı bir şey vardı? Doğru ya. Doğru. Fırında çıkaracağız. Çıkarayım mı? Açayım mı? Evet. Hep beraber İzin yapalım istersen. Beraber İsmet yapalım. İsmet gel İsmet. Bakalım durumumuz nasıl? Hadi. Bir dakika. Evet. Biraz sıcak bir yardım alacağım ama, şöyle. Tabii. Yalnız koku ne kadar orantılı bir koku. Böyle anlatacağım. Şimdi söylediğimi açacağım size. Yani böyle et kokuyor ama böyle siz koklayınca kokuyor. Buram buram üstünüze gelmiyor. Güzel şimdi, anlattın mı şefim? Gayet güzel anlattınız. Şimdi anlatmanın yanında bunu tasdik edecek bir de görüntü umarım içerisinde çıkacak. Lütfen lütfen görelim o görüntüyü. Temennimiz o. Bayağı anlattık ama bakalım içerisinde bizim için ne çıkacak. Hiç açmadık, kontrol etmedik. Şöyle. Buna ulaşmak yani için olağan yüce çalışırız. Of, ay, of, ay, of, ay, of, ay, of, ay. Of. Hocam gitmeyin bir yere, burada etler dökülüyor.
Bakar mısınız görüntüye? Of. Dediğim gibi bakın. İşte o dereceli oynamamız kemiğin toparlanması neden oldu. Bakar mısınız? Of. Bir ricam olacak bizim izleyenlerden bir ricam olacak. Bakın burada demek? Doğal bir su var. Görüyor musunuz? Evet, o su nedir? Doğal bir su. Etin protein yükünün az birçoğu da burada şu an. Bunu lütfen dökmeyin, atmayın. Ya bir pilavda kullanabilirsiniz, bir sürü yemekte kullanabilirsiniz. Ya pilavın üstüne. Her şeyde kullanabilirsiniz. Böyle yumurta yapacaksın, yumurtanın üstüne. Evet, hatta bir kabı ben onu alayım size. Başka bir şey var mı fırında çıkacak? Bir patatesimiz kaldı, onu da alacağız şimdi. Tamam, ben hemen alayım onu. Evet, şöyle zamanımız az çok kısıtlı. Az süremiz kaldı. Evet, şunu şöyle. Suyunu ziyan etmeyecek şekilde. Evet, şöyle alıyorum. Evet. Buyurunuz. Bir tutalım. Patatesimiz hazır. Evet. Of. Şöyle çok pardon. O su boşa gider mi değil mi? Evet. Ya mümkün olduğunca bunu korumaya çalışın. Tabii. Her şeye kullanabilirsiniz. Yani bir içerisine limon sıkıp pul biber ekleyip de tüketebilirsiniz. Evet. Şöyle burada kalsın. Tamam. Bir pilava da kullanabilirsiniz. Evet. Süremiz de bitiyor. Hemen şunu açalım. Şöyle alacağım. Çok özür dilerim. Bana şöyle müsaade edin. Şunu buradan bir alayım şöyle. Sizi de alayım buraya. Çok özür dilerim. Bana müsaade edin. Şunu şuradan bir alayım şöyle. Tabii. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Tilay'cığım çok güzel yaptın. Ellerin dert görmesin. Bakalım arz ettiğimiz kadar yumuşak nasıl mı? Görüyor oldu, musunuz? Bakar mısın? Bak. Bakın. Gerçekten. Bir daha bir şöyle bir... Tamam. Doku yapısını görüyor musunuz? Oraya da bir bakalım, lokumlarımıza da bir bakalım. Çok güzel görünüyor. Bakın o kadar iyi pişti ki hiçbir güç kullanmadan. Görüyor musunuz? Kendini bıraktı. Evet sevgili seyircilerim. Bakar mısınız? Çok güzel yaptı Mehmet Şefimiz. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi harika menüler şöyle hazırladınız bize. Son şeyimizi de yapalım şöyle bir gösterik de verelim onlara. Of şöyle. Etler böylesin olur. Hemen hepsini de alalım şöyle. Şöyle görsele de alalım. Tülay'cığım çok teşekkür ediyorum. Gelip kimsenin. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ ol valla. Her zaman bekleriz. Çok mutlu oldum beni davet ettiğiniz. Şefim ben ne diyeyim size? Allah yolunuz açık etsin diyeyim. Efendim, ne dersiniz? Gönül isterdi ki zaman olsun geniş bildiklerimizi anlatalım. Ben gelirim size. Ben gelirim daha çok. Çok teşekkür ediyorum sevgili Şefim. Ben teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. İstemeden bir kalp kırdıysak lütfen affola. Buradan tüm sevenlerimize olur de. Olur mu? Her zaman. Bizi tanıyanlara çok selamımızı iletiyoruz. Gel. Efendim bu haftayı bizce çok güzel bitirdik. İnşallah sizin için de aynı şey geçerlidir. Pazartesi yine birlikte olacağız. Değişik konu ve konuklarla. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu Hüsnü Hocam da söyledi. Haklı olmak mutlu olmanın ortaya karışık olduğu bir haftanız olsun diliyorum. İyi kalın. Hoşça kalın. Bay bay.